Günaydın, günaydın sevgili TV1 izleyicileri. Bugün de birlikteyiz. Şimdi sabahleyin bir tweet'te gördüm. Şöyle yapmış adam. Diyor ki, hadi diyor sabredin dörtgen kaldı. Hayırlısı ne diyelim, Rabia işaretini bugün için böyle kullanıyor. Şöyle yapınca, hadi dört gün kaldı. İşler nasıl gidiyor? Ben de hakikaten artık çok tahmin yapmak istemiyorum. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Bazen özellikle seçime doğru ve seçime böyle çok az kala tahminlerle olsun istediğiniz biraz karışıyor galiba. Ya da yanlış anlatıyorsunuz. Mesela geçen dün yine bir tanesi yaymış, bir sürü insan da maalesef onu böyle alıp kullanmış. Çünkü bu Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce Ekmelettin ile ilgili ki çok karşı çıkmıştım. Yani böyle bir aday olmaz, ben de oy vermem diye. Fakat şöyle bir tweet atmışım ben de. Ekmelettin İhsanoğlu da seçilebilir. Tayyip Erdoğan'ın %50 alacağı nereden belli diye. Şimdi o tweet'i biri bulmuş mesela, işte sonuç başka türlü çıktı ya. Vay efendim işte zamanında Ekmelettin'i yalamıştım. Bir de öyle bir tuhaf, iğrenç bir ifade. Bakalım şimdi ne yapacaksın falan diye. Şimdi bunlar tabii hep risklidir. Seçime doğru bir şey söylersiniz. Biraz temenniniz olabilir, biraz gözleminiz olabilir. Ama işte sonuç başka türlü olduğu zaman da sanki bilemedim. Yani burada devamlı konuşuruz, bir şeyler anlatırız, bir takım yorumlar, analizler, bir çıkarımlarda bulunursunuz. Bunların hepsi gider. Ya sen işte kazanamaz demiştin, kazandı. Dediğin her şey yanlış falan. Arkadaşlar bir monitörde sorun var. Bunu bir hallederseniz ben dikkatim şey oluyor. Yani burada onu bir söyleyeyim istedim. Çünkü karşımda monitörler var. Bir tanesi devamlı yanıp sönüyor. Bütün göz ister istemez oraya gidiyor. Sizi de rahatsız eder yani gözüm kayacağı için. Evet, şimdi dediğim gibi 4 gün kaldı. Bu 4 günün sonunda ak mı kara mı herkes görecek. Bunu derken sadece kendi benim gibi düşünen ben, başkaları öyle demiyorum. Herkes için söz konusu. Bugün iktidar sahipleri için de aynı şey söz konusu. Pazartesi sabahı bu saatlerde herhalde sonuçları ya almış ya da işte belki milletvekili seçimlerinde bu karışık oy verme sistemi nedeniyle bir parça aksıyormuş gibi olabilir, gecikebilir ama en azından oy oranlarını, kimin ne kadar temsil edildiğini, ilk turda başkan seçilip seçilmediğini görmüş olacağız. Ama bu sona gelirken özellikle iktidar kanadından çok tuhaf açıklamalar olduğunu da görüyoruz. Örneğin Erdoğan ilk defa koalisyondan bahsetti mesela. Canım dedi yani olmazsa koalisyon olur. Ona bakarız dedi. Şimdi nasıl koalisyon olacak? Yani neye göre yapacaksınız koalisyonu? Çünkü yürütmeyle yasama tamamen ayrıldı. Zaten yürütme hesapta yok. Ama işte psikolojik olarak şöyle etkiliyor. Yani başkan seçilen kişi mecliste onu destekleyenler %50'yi bulmuyorsa zora girer. Aslında hiç öyle bir şey yok. Ya bakmayın bana bugün bir yetkiyi verin, beni yarın can ataklı sen seçildi deyin parlamentoda 200 kişi olsun beni destekleyen. Tamam bitti, yapacak bir şey yok. Yani tek başıma hükümeti kurarım. Zaten hükümet sistemi ona getirildi. Yani ben başkan seçeceksiniz. O başkan tamamen parlamento dışında bağımsız adamlarla, hiçbir siyasi sorumlu olmayan, hiçbiri seçilmemiş, hiçbir bana olanları hariç hiçbir sorumluluğu olmayan İnsanlar tarafından yönetilecek Türkiye. Şimdi burada kalkıp koalisyon, niye? Hani koalisyon dönemi bitiyordu? Hani bütün bu sistem, bütün bu yaptıklarımız ve harcadığımız bu milyarlarca lira, bu kötü yönetimi ortadan kaldırmak, istikrarı getirmek içindi. Bir anda gitti ama benim anladığım kadarıyla yani Tayyip Erdoğan sıkıntıda. Bu sıkıntı her şeyine yansıyor. Duruşuna yansıyor, konuşmalarına yansıyor. Siz bakmayın böyle bazı yerlerde çok bağırıyor. Galiba bağırmadan konuştuğu zaman çöküyor. O bir adrenalin herhalde salgılıyor. O bağıra bağıra konuştuğu zaman ayakta duruyor. Sakin olmaya başladığı zaman ya çok tuhaf şeyler söylüyor. Şimdi yayın içinde sizlere aktarmaya çalışacağım. Örneğin bir radyo programına katıldı dün akşam.
Yani hakikaten üzülelim mi, gülelim mi, ağlayalım mı? Yani bilemiyorum. Çünkü akıl alır bir şey değil. Yani böyle bir takım eleştiriler karşısında Tayyip Erdoğan'ın verdiği cevap evlere şenlik. Bir anda dedi ki, ya dedi çok ayıp dedi, bir teessüf ediyorum dedi. Yani biz geldiğimizde dedi bu ülkede fırın yoktu, buzdolabı yoktu dedi. Şimdi bakın, yanlış duymadınız. Yani birçoğunuz belki şu ana kadar zaten internet üzerinden ya da işte dün akşam geç saatlerdeki televizyon yayınlarından falan görmüş olabilirsiniz, duymuş olabilirsiniz ama aynen öyle söyledi. Birazdan yayınlayacağız. Ya biz dedi gelene kadar dedi bu ülkede fırın mı vardı, televizyon mu vardı dedi. Şimdi bunu neye dayanarak söylüyor? Bunu anlamak mümkün değil. Şimdi danışmanları var. Der Spiegel dergisi Tayyip Erdoğan'la ilgili çok uzun bir makale yayınladı bu hafta. Bunu yandaş medya çok hoşuna gitti. Çünkü işte dün de hani size dedim ya Der Spiegel bilmem neye gel. Hani böyle bir kafiye de yapmıştı hatta hani aferin bak iyi şey. Hayır yazıyı okuduğunuz zaman korkunç bir yazı. Müthiş. Alay eden, alay eden de değil. Zaten ortaya koyduğu gerçekler çok rahatsız edici. Ama neyi seçmişler? Efendim Tayyip Erdoğan'ın temposuna yetişmek mümkün değil. Gece gündüz çalışıyor. En ufak detaydan bile haberi var. Hani bunu büyütüp ya işte görüyorsunuz bütün dünya artık Tayyip Erdoğan'ı takdir ediyor. Hayır, olay o değil. Bakın orada öyle bir tablo çiziyor ki mesela yanında hiç kimse konuşamıyor diyor. Artık onun olduğu ortamlarda sarayda müthiş bir sessizlik hakim. Kimse kafasını kaldırıp yüzüne bakmıyor. Herkesin başı önünde. Millet birbiriyle fısıltıyla konuşuyor. Tayyip Erdoğan'ın yanında gülmek, sesini yükseltmek, sağa sola bakmak yasak. Bakın öyle anlatıyor. Ya bu dehşet bir şey. Bu bir tür işte padişah. Hatta gidiyorsunuz ta Çin imparatorlarının falan olduğu. Yani asla göz göze gelmeyeceksin. Başın hep önde olacak. Sesin hiç çıkmayacak. Sarayda böyle bir hava hakim. Şimdi bu sağlıklı bir şey değil. Ve bir kişi bile söyleyemiyor. Yani şimdi gazeteci falan yani anlatmaya çalışıyorum. Bakın iki gündür Tayyip Erdoğan gazetecilerin karşısına çıkamaz. Bırak Muharrem İnce'yle falan. Muharrem İnce'yle falan mümkün değil. Ve gazetecileri karşısına. Bakın arkadaşlar o şey hazır mı ya? Bu kadar konuştum onu bir yayınlayalım. Şu Tayyip Erdoğan'ın dün bu Gezegen Mehmet diye bir çocuk var. Zamanından beri işte Tayyip Erdoğan hayranıdır. İşte gazeteler, masteler nereye gitse Tayyip Erdoğan da onun programlarına çıkar. Bu Gezegen Mehmet diye bir adam. Bunun bir radyo organizasyonu yapmış. Anadolu'daki işte 800 bilmem kaç radyo. Artı Kral FM şu bu falan işte bunların hepsi AKP'nin yayın organları. Şimdi bakın oradaki şeyi bir izleyelim. Sonra anlatacağım size. Hangi müfredat üzerinden eğitime devam edeceklerini bilemiyorlar. Hastaneler, yollar diyorlar. Fakat ben 15 sene önce annemi hastaneye götürdüğüm zaman sabah gidip muayenem olup çıkıyordum. Şimdi hastaneye gittiğim zaman 3 ay 4 ay sonraya sıra veriyorlar. Bunun neresi kolay? Ekonomi çöktü. Resmen çöktü. Bu ülkenin kamu kuruluşlarının hepsi satıldı. Olağanüstü halde Allah aşkına seçim olur mu? Mümkün mü? Güzel ülkemizde ötekileştirilmeden, bu sizden, şu bizden demeden huzur ve barış içinde yaşayabilmek için, çocuklarımıza daha yaşanılır, refah içinde, huzur içinde bir ülke bırakabilmek için 1001 emekle kurulmuş fabrikalarımızın satılmaması, hatta yeni fabrikalarımızın kurulması için. Ben parlamenter sistemin daha ülkemiz için iyi bir sistem, kullanılır bir sistem olduğunu düşünüyorum. Yasama, yürütme, yargı erkleri bu sistemde daha denetimli bir şekilde kullanılmaktadır. Yeniden parlamenter sisteme döneceklerini taahhüt etmeleri sebebiyle bu istifakı destekliyorum. Ben bir mobilya esnafıyım. Çalışacak takatımız da kalmadı. Halimiz de kalmadı. 2 sene önce 100 TL olan ham medefe şu anda 160 lira. Sorun bakalım kaç mağaza kapatmış, bırakmış durumda. Bırakırken de sadece kendisi gitmiyor. Birçok esnafı, boyacısını, işte imalatçısını, döşemecisini hepsini tek tek götürüyor. Ben bir engelliyim. Sınavlara giriyoruz. Yüksek puan almamıza rağmen yerleşemiyoruz. Yeşil kart diyoruz. Yeşil kartlara herhangi bir düzgün bir yardım yapılmıyor. Benim çocuklarım 4 sene önce TEOG'dan vurdu büyük oğluma. Bu sene de TEOG aldırdılar. Sınav yok dediler. Son anda şurada bir ay, bir buçuk ay önce yeniden bir sınav çıkardılar. Efendim şimdi tabii hepsine tek tek cevap vermenizi beklemiyoruz ama genel olarak bir şey söyleyecek misiniz Millet İttifakı diyenlere? Millet İttifakı diyenlere yani bu söyledikleri şeylerin maalesef üzülerek söylüyorum. Yani aslı astarı yok. Bir defa ciddi manada
bir inceleme yaparak bunları söylemiyorlar. Ve bundan dolayı da ben tabii kendilerine teessüf ediyorum. Bakın Türkiye'de 15 sene önce acaba evlerde biz fırın bulabiliyor muyduk? Acaba evler... Yani şimdi hakikaten yani ben üzülerek hissediyorum. Yani burada bir başka bir sorun var galiba. Bize söylenmeyen bir şey var. Yani normal bir insan. O kadar insanlar bakın çünkü Gezegen Mehmet dediğim gibi Tayyip Erdoğan hayranı olduğu için yani fedai gibi çocuk. Sorulara dikkat ettiyseniz yani vatandaşın hani yakınmaları böyle aman aman bir hakka zaten şey yok yani olmaz da yayına sokamazsınız ama hani normal insanların tepkisi yani bu olmuyor, bu olmuyor. İşte hastaneye gittim 2 ay sonra sıradan tepkiler. Bir kere Tayyip Erdoğan bunları dinlemediğini anlıyorsunuz. Yani büyük gerçek dışı bunlar diyor. Ya onca insan telefonla bağlanmış yandaş bir kanal üstelik de yani hani küfür kafir de yok. 2 ya biz gelmeden fırın mı vardı, ocak mı vardı, buzdolabı mı vardı falan dediğiniz zaman yani insanlar şöyle bir durur. Ha şimdi diyeceğim bakın. Burada bir sorun var. Bir tane danışman demez mi ya? Efendim yani bunu söylüyorsunuz ama hani şey oluyor bu. Çünkü ya söyleyemiyorlar. O Der Spiegel'in yazdığı gibi herkes kafa böyle konuşuyorlar. Ve talimat almak dışında herhalde hiçbir şey artık söylenmiyor. Sadece Tayyip Erdoğan diyor ki bana şu Mardin konuşmasını yazın. Orada teröre çakacağım, ona çakacağım diyor. Ona göre bir yazı yazıyorlar. O da prompterden okuyor. Başka bir belli ki bir hani istişare dedikleri danışmanlarla oturalım konuşalım böyle yapalım. Bu bitmiş. Ama burada bir sağlık sorunu var bakın bana göre. Çünkü normal bir insan, normal sağlıklı bir insan biz varken, biz gelmeden önce bu ülkede buzdolabı mı vardı, fırın mı vardı demez. Diyemez ki. Ya geldiğiniz 2002. Yani 1972 olsa bile diyemezsin. Buzdolabı mı var, fırın mı var diye. 62 olsa belki yani bizle beraber bakın evlere fırın girmeye başladı. Efendim buzdolabı girmeye başladı. 62'de dersiniz belki. O da hani var mıydı diye soramazsınız. Bizle beraber arttı. Bakın ne yanıltıyor biliyor musunuz? Bence Tayyip Erdoğan'ın önüne rakamlar koyuyorlar. Efendim işte son zamanlarda buzdolabı satışı şöyle oldu. Fırın satışı böyle oldu falan. Bunlara bakıyor. Zaten öyle bir laf söyledi hatırlayacaksınız. Biliyor musunuz dedi biz gelmeden önce yılda 1 milyon satılıyordu. 3 milyon olmuş. Şimdi niye? Bir, nüfus artıyor. 2, şu anda yapılan bütün konutlarda hemen hemen. Yeni bir akım son 10-12 yıldır özellikle bu rezidanslar ve bloklar şunlar bunlardaki yeni akım. Evler belli aletleri ev eşyaları demirbaş ne buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, davlumbaz bunlar evler yapılırken hazır konuyor. Bu da şu demek yani 100 bin konut yapılıyorsa mesela. 100 bin buzdolabı, 100 bin çamaşır makinesi, 100 bin efendim fırın, 100 bin davlumbaz hazır konuyor yani. Ev sahibi, ev adamın varsa da yoksa da alınıyor. Tabii ne oluyor? Evi satın alanın zaten buzdolabı var, bir tane daha alınmış oluyor falan. Neyse, sonuç olarak buzdolabı üzerinden, fırın üzerinden propaganda yapmak akla mantığa aykırı. Çünkü Türkiye'deki en ahmak adam bile, en ahmak, hiç dünyadan haberi olmayan, zekası 25'in altında IQ'su olan bile, o bile der ki ya olur mu ya fırın yani yapar. Böyle bir şey var mı? Ama bakın söylüyor. Ha, o zaman insanın kafasına bir sürü kuşku geliyor, düşüyor. Ya niye böyle bir şey var? Ve dikkat ederseniz bakın bağırmadan konuştuğu, sakin olduğunda böyle şey. Yani şöyle konuşuyor, yapar gibi konuşuyor. Ne düşürdüm? Arkaya yaslanınca bir şey düşürdüm. Evet. Şimdi de geleceğiz hepsini tekrar anlatacağım. Ha şey diyorum, Gezegen Mehmet dedim. Ya bu cevabı verdikten sonra bir gazeteci normal olarak bunun üzerine bir soru sormaz mı ya? Bir şey demez mi efendim? Yani fırın hakikaten sizin döneminizde mi vardı falan? Zaten bunu sorduğu an o Erdoğan deliye dönecek. Bu için çıkamaz gazetecilerin önüne. Mümkün değil. Sinir şeyi yetmez. 2,
Şimdi çok iddialı bir şey daha söyleyeceğim. Lütfen AKP'ye gönül verenler kızmasınlar. Bilgisi yetmez. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın o kadar bilgisi yok. Efendim liderlik vasfı. Ya o ayrı bir şey. Yani şu lafı çok duyuyorum. Efendim diploma diye tutturuyorsunuz. Ne nice diplomalıları cepten çıkarıyor. Ona itiraz yok ki. Olabilir. Doğru. Yani liderlik yapmak ya da bir konuyu yönetmek ya da kitleleri peşinden sürüklemek konusundaki özel bir yeteneği var. Onu kimse inkar etmiyor. Bunu şimdi güç ve şiddet kullanarak daha da pekiştiriyor. Ben onu eleştiririm. Çok faşizan yöntemler uyguluyor derim. Diktatörlüğe doğru gidiyor derim. Onlar ayrı. Ama saptamak gerekiyor. Bilgisi zayıf. Fazla bir bilgisi yok. Hiçbir alanda yok. Tarih bilmiyor. Bakın sosyoloji bilmiyor. Ekonomi hiç bilmiyor ama ekonomi tahsil ettik diyor. Yani şimdi küçümsemek için söylemiyorum. Ekonomi tahsili dediğiniz zaman akla başka bir şey gelir. Maliye Muhasebe Yüksek Okulu'nda okuduğunuz zaman ekonomi tahsil etmiş olmuyorsunuz. Ekonominin içindeki bir alanda uzmanlaşıyorsunuz. Maliye ve muhasebe. Ekonomiyi tabii ki anlatıyorlar, mecbursunuz. Yani mesleki bir eğitim o. Bir alanda uzmanlık. Ekonomi eğitimi görmek, ekonomi tahsil etmiş olmak farklı. Onun için bilgisi yok. Ve ben size bir şey daha söyleyeyim mi? Dinen de çok bilgili değil. İmam Hatip kültürü artı aile içi ritüellerin uygulanması. Onları biliyor. Onlar yani çünkü hepimiz öyle öğrendik. Bu ayıp bir şey değil. Ama bazı aileler daha taassup içinde baktıkları için, daha katı bir biçimde baktıkları için öyle yetişiyorlar. Ve kuralları, ritüelleri, kendi uygulamaları da o yönde oluyor. Tayyip Erdoğan'ın birkaç kelime Arapça dışında bence o da yok. Çünkü görünüyor. Yani Kur'an-ı Kerim'den iki sure okuduğunuz zaman ya da birkaç Arapça duayı yüksek sesle yaptığınız zaman dini çok biliyor olmuyorsunuz. Zaten Türkiye'nin sıkıntısı oydu. İşte o Hacı Hoca takımı diye belki zamanında küçümsendi, hani onlar da patlama yaptı ama şimdi daha rahat söylüyorum. Evet, o Hacı Hoca takımının tek elinde olduğu için Arapça bilmiyor insanlar ya da eski Arap alfabesini bilmediği için okuyamayan ya da onu anlayamayanlar belli insanlara mahkum olmuşlardı. Şimdi hiç okuması yazması olmayan biri gelse karşıma, ben de gazeteyi okusam oradan öğrenecek. Ben gazeteyi okurken değiştirsem canımın istediği gibi o da öyle görecek. Düzeltemez. Hayır, yanlış okuyorsun. O öyle olmamalı diyemez. Mantığına uymayabilir ama olur mu derim ya, işte böyle yazıyor. İşte o Hacı Hoca takımının esiri olan büyük bir kitle var Türkiye'de. Öyle anlatılmış çünkü. O da öyle kabul etmiş onu. Şimdi her şey çok rahat. İşte yeni harflerle yazabiliyorsun, Türkçeleştiriyorsun. Olmadı İngilizcesinden, çok iyi İngilizce biliyorsan İngilizceden oku, Fransızcadan oku. Bu sefer de insanlar onu yapmak istemiyorlar. Çünkü neden? Efendim, dil bu böyle bir kelime yüz anlama geliyor. Onların derin manaları var filan. O benim mesela hiç aklım almayan bir konu. Ya, o kadar derin manası varsa bir kutsal kitap olmaz ki. Ya, kimsenin anlayamayacağı. 1400 yıldır hala tartıştı. Aa, öyle değil böyle. Yo yo, onu öyle diyemezsin. O zaman düzen kurulamaz ki. Yani bunu gönderen yüce yaradan herhalde bu çok daha pratiktir. Zamanında öyleymiş. Sonradan biz kendi kendimize zorlaştırmışız. İşte bunları yapan bir kesimden geliyor Tayyip Erdoğan. Dini bilgisi de o kadardır. Onun için ben hani bu Rabia işareti yapıyorlar ya, hani işte sabret 4 gün kaldı diye. Çok yanlış olmayabilir bu. Bakın biz pazartesi sabahı çok büyük bir sürprizle kalkabiliriz. Ya da hiç uyumayabiliriz yani. Ben anketlerin sağlıklı olduğuna çok inanamıyorum. Çünkü her anketçi öyle ya da böyle şu itirafta bulunuyor. Kamuoyundan çok zor bilgi alıyoruz. 20 kişiye soruyoruz. Bir kişi bizim istediğimiz ölçüde cevap veriyor. Yani onların niyetine göre cevap değil. Kurallara uygun. Hani bir soru soruyorsunuz. Net kabul ediyor yani. Tamam, bu adam doğru söylüyor. Sorumuza doğru cevap veriyor. Samimi cevap veriyor. 20'de 1. Şimdi 20'de 1'de bulduklarınla bir genel ortalama yapıyorsun. O zaman demek ki bir sorun var. Mitinglerin kalabalıkları, bakın doğrudur, televizyon çağıyla, iletişim çağıyla mitinglerin aslında artık çok önemi yok. Bugün insanlara çok daha hızlı ulaşabiliyorsun. İşte bir radyo programına çıkıyor Tayyip Erdoğan, bir anda 800 radyo birden, ne kadar şey yapsan şey bulamazsın, ne derler. O kalabalığı mitinglerde toplayamazsın. Şu anda sabahın bu saatinde şu ekranlarda toplanan kalabalığı bile birçok siyasetçi
miting meydanlarında bulamaz. Çok çok üstündeyiz, inanın. Yani bir mitingi 50 bin kişi, 60 bin kişi izlediği zaman insan seli gibi oluyor. Şu anda beni izleyen kaç kişi var bilmiyorum ama 60 binin çok çok üzerinde. O zaman tek kişilik miting yapmış oluyorsunuz zaten. Ama buna rağmen o mitingler bile büyük ölçü. Oradaki heyecan, o gözlerdeki parlama, o atılan sloganlar, sallanan bayraklar, katılanların sayısı, bunların hepsi bu anda çok önemli. Onun için pazartesi günü çok büyük bir sürprize de hazır olabiliriz. Ben onun paniklerini görüyorum. Ve bakın, bu sözler belki de kasıtlı söyleniyor. Hiç ummadığımız gelişmeler olabilir. Hiç ummadığımız gelişmeler olabilir. Evet, şimdi spekülasyon yapmayalım. Çünkü o zaman şey oluyor. Ama diyorum ya, bu olmaz. Yani onca insan, 20 tane insan yakınmış. Ya bu kötü, böyle oluyor ama bu da olur mu? Keşke bu böyle olsa diyor. Teessüf ederim. Benim geldiğimde evinizde buzdolabı mı vardı, fırın mı vardı deyince ya şu herkesin bir durması lazım ya, bir dakika ya, yani ne oluyor? Yani kamera şakası mı bu? Ya bizde alay mı ediyorsun yoksa başka bir şey mi söylemek istiyorlar? Ya işte görüyorsunuz, kusura bakmayın, hani ne yapacağız, merak etmeyin, bekleyin. Evet, bugün Evrensel Gazetesi ile bakalım. Şimdi Evrensel Gazetesi'nin sürmanşeti. Haberimiz de var ama buradan önce okuyayım. Yani hakikaten dehşet bir olay bu. Suruç. Otopsi raporu. Hani dün de Tayyip Erdoğan efendim, o kahvem geldi. Çok özür dilerim. Hakikaten dün de dediğim gibi bu saatte bir şey yemeden bu kahve çok keyifli geliyor insana. Şey veriyor yani, neşe ve keyif veriyor. Daha da böyle bir heyecanla, daha coşkulu bir şekilde konuşma şeyi sağlıyor bana, ya da bana, yani herkese demiyorum tabii. Evet, şimdi otopsi raporu, bakın. Suruç'ta AKP milletvekili yakınlarının saldırıcı sonucu yaşamını yitiren Şen Yaşar ailesinin otopsi raporu, baba ve kardeşlerin adeta linç edildiğini ve kurşun yağmurunda tutulduğunu gösterdi. Rapora göre Celal Şen Yaşar, şimdi dikkatli dinleyin, 6 farklı çaplarda ateşli silahlarla, Adil Şen Yaşar ise kesici aletlerle darp edilerek öldürüldü. Ayrıca Adil Şen Yaşar'a 17 adet de mermi isabet etti. Baba Hacı Esvet Şen Yaşar ise kesici aletlerle büyük çapta yaralar sonucu hayatını kaybetti. Urfa'daki insan hakları savunucuları ve siyasi partiler Urfa Suruç'ta Şen Yaşar ve Yıldız aileleri arasında yaşanan 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda dosyaya gizlilik kararı getirilmesine tepki gösterdi. Gazetemize konuşan kurum temsilcileri yargıya soruşturma şeffaf yürütülmeye çağrısı yaptı. Öte yandan Suruç açıklamalarından dolayı İçişleri Bakanı Soylu Diyarbakır Barosu'nu tehdit etmeye devam ediyor. Şimdi bakın, bu korkunç bir olay. Şimdi bu ülkenin İçişleri Bakanlığı'na oturtulmuş bir adam, bir cemaatçi, alay anında diyor ki bunu PKK, HDP, CHP, Muharrem İnce, akıl alır bir şey değil. Yani beyniniz mi durdu kardeşim? Sonuca bakar mısınız? 17 kurşun 7 ayrı silahtan çıkmış. Bu nasıl HDP'lilerin AKP'lilere saldırısı ya? HDP'yi savunmuyorum. Öbürünü vuranlar HDP'li. Ama görüntüleri de gördük. Dükkana geliyorlar. Adam çıkın diyor. Ben mecbur muyum kardeşim? Her siyasi propaganda yapar. Gelir. Nezaketen. Teşekkür ederim. İstemiyorum. Ama bir kişiye 7 ayrı silahtan atılmış mermi çıkar mı ya vücutta? Bu ne ya? Bu nasıl bir kin? Bu nasıl bir öfke? Bu nasıl bir intikam duygusu? Hakikaten aklım almıyor. Sizin alıyor mu bilmiyorum. 7-8 ayrı delici aletle yaralanmış baba. Bıçak, kama, şiş, neyse. 17 kurşun ya. Yani bu hani saldırı, ateş ettin, vuruldu. 17 kurşun. Bu ne demek? Herkesin aynı anda bir adama ateş etmesi demek. Ne geziyor bu kadar silah kardeşim? Sen propaganda gezisine çıkmışsın. Yanındaki adamlar. Bunların kaçı polis? Onu da bilmiyoruz. Çünkü milletvekili kardeşi ya, korumalarla geziyorlar. Niye korumalarla geziyorlar? Niye silahlı geziyorlar? Seçim propagandası silahlı olur mu? Efendim bizim bölgemiz... gezme o zaman. Yani bakın, bazı şeyler vardır. Yapmayın o zaman. Şimdi mesela seçim günleri güvenlik, görevli güvenlik güçleri hariç silah taşıma ruhsatı olanların hiçbiri silahla dışarı çıkamaz. Yani diyelim ki silah ruhsatım var, benim de tabancam var ama seçim günü o silahı bırakacaksınız.
seçimin selameti için, orada işte eşitlik için. Silahsız gelen adamla silahlı gelen adam aynı değil. Diyelim ki tartışma çıktı. Fark etmez ki ille siyasi olması. Sandık başında tartışma çıktı. Ben silahlıyım, öbürü silahlı değil. Onun için bu devlet kuralları koyarken hep bunlar düşünülmüş. Ve seçim günü silahlı çıkmak yasaktır. Şimdi seçim propagandasında da bir sürü silahlı adamla geziyorsun. Böyle bir şey olmaz. Yapmayın o zaman. Burası hassas. Hassassa koyma kardeşim adaylığını. Ya da koyuyorsan da meydanda dolaşma. Ayrıca gittiğin dükkanı biliyorsun. Şimdi bazı şeyler vardır. Yani tutturamazsın oraya gidip belki şunu yapar. Lokum ikram ediyorum. Ne bileyim şeker ikram ediyorum. Bir geçerken size de uğradım. El sıkar. Çok benim de bir adaylık sürecim oldu. Biliyorum adam belli. Yani AKP'li ya da işte MHP'li ya da başka bir partiden. Ama nezaketle giriyorsun. O da nezaketini gösteriyor. Zaten propaganda yapmaya kalkmıyorsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. İşleriniz nasıl? Buyurun diyorsun, yanında bir şeker varsa. Şeker ikram ediyorsun. Ayaküstü bir şey sor. Medeniyet bu. Ama şimdi bile bile adam sana bir sefer, bir öncesinde demiş ki ya tamam işte yeter, bize gelmeyin. Sen tekrar gidiyorsun. Yani çıkın tamam kardeşim. Ondan sonra da kavga çıkıyor. Şimdi orada ben şey aramam. Yani efendim ama HDP'li vurdu. Ya biliyoruz HDP'li vurmuş önce. Ama arkası bir intikam. Ayrıca da bakın ölen 3 kişi olay yeri değil. Hastaneyi basıyorlar. Korkunç olan o. Kameraları kırıyorlar. Hastane kameralarında o vurma anları yok. Şimdi yok ya, bunun adı vahşet oluyor o zaman. O İçişleri Bakanı bir gün durmaması lazım ya. Ya bunlar nasıl hesap verecekler? Böyle bir şey olur mu ya? Olay anında sen bunu HBB, PKK bilmem ne ve Muharrem İnce yüzünden dedi. Böyle bir İçişleri Bakanı olur mu? Böyle bir Adalet Bakanı olur mu? Böyle bir Başbakan olur mu? Dün Cumhurbaşkanı olan, sıfatı Cumhurbaşkanı olan AKP adayı. Daha bakıyoruz dedi, daha soruşturacak. İşte ya. Ya bir kişi izah edecek kardeşim. Bir insanın vücudundan 17 mermi çıkarılıyor 7 ayrı silahtan. Pes. Efendim, memleketin önüne tıkayanlar gitmeli manşeti Evrensel'in. Gazetemizin sorularını yanıtlayan Demirtaş, seçimlere değişim isteğinin damgası vuracağını söyledi. İnce ise eğer beka sorunu varsa yönetenler defolup gitmeli dedi. EMEP Genel Başkanı, Emeğin Partisi değil mi? Genel Başkanı Selma Gürkan Adana'da ambar işçilerine seslendi. Gürkan, biz tek adamı grev yasaklarından biliyoruz. İşçilerin grev hakkı yoksa demokrasiden bahsedilmez. Evet, Tayyip Erdoğan demedi mi? İş adamlarına, yahu dedi biz o hali çıkardık da dedi. Grev yok, daha ne istiyorsunuz dedi ya. Size grev mi yaptırırız biz dedi. Ondan sonra da İstanbul çöp şeyi. O çöp grevdendi. İstanbul'da efendim o günkü SHP'li belediye başkanı çöpleri toplamadığından, beceriksizliğinden, hainliğinden değil ki. Demokrasi gereği işçi greve gitti. Efendim o grevi iyi yönetemedi. Bakın ben bugünden de söylüyorum, Nurettin Sözen o genel iş grevini yönetemedi. İşçiyle uzlaşmaya gitmesi lazım çünkü sen belediye başkanısın. O kent senden sorumlu. Yani efendim öyleyse yap grevini, yani burnusu diyemezsin. Onu yanlış yönettiğini söylüyoruz zaten. Ama grev nedeniyle oluşan çöpleri, vay efendim işte bunların zamanı, bunlar pis ya. Bunlara aklına ne gelir? Çöp gelir, pislik gelir. Leke gel, çok ayıp, çok ayıp. Ama buna inanan var. İşte onun için yaşı bugün 18, 20, 30'a kadar olanlar hakikaten 2000'den önce bu ülkede fırın olmadığını düşünüyor olabilir. Tabii evine gidince babası, annesi kahkahalarla gülüyordur ama öyle zannediyor. Bakın ben kaçıncıdır söylüyorum, yani kaç kişiye rastladım ya. Ya hakikaten 2000'de bu ülkede Kur'an'ın yasak olduğunu, camilerin kapatıldığını, ahır yapıldığını zanneden var. Abi öyle diyor, 28 Şubat'ta diyor camileri kapatmadılar mı diyor. Çünkü kafasında bir 28 Şubat var. 28 Şubat'ta bir şeyler olmuş. 28 Şubat'ta Kur'an yasaklanmıştı abi diyor, camiler ahır yapılmıştı. Ezan okunamıyordu diyor. Pes diyorsunuz ama işte böyle yoğun bombardıman yapılınca böyle oluyor. Ne diyor başka? Diyarbakır miting alanı doldu taştı. HDP'nin 24 Haziran kapsamında Diyarbakır'da düzenlediği mitinge 100 bin aşkın kişi katıldı. Diyarbakır iradesine sahip çıkıyor çağrısıyla gerçekleşen miting 7 Haziran öncesi yapılan seçim mitingiyle kıyaslanıyor. Kıyaslanıyor da güzeller.
Ne yani ne demişsiniz? İşte burada biraz gazetecilik hataları tabii çok bu zor şartlarda çıkıyor bu gazeteler tabii. Beka sorunu varsa yönetenler gitmeli diyor şey Muharrem İnce. HDP seçmeni ikinci turda HDP şey ince diyor. Ama HDP'nin açıklaması var zaten. İkinci turda kim kalırsa. Şimdi Karar Gazetesi'ne geçelim. Şimdi Karar Gazetesi çok ilginç bana göre bugün. Çünkü böyle bir baktığımda haberlere baktım. Ya bu hangi gazete dedim. O zaman gördüm kararı. Çünkü kıvamında bir muhalefet gazetesi gibi bugün. Şimdi manşet şu. Artık tuz koktu. Tuz koktu ne? AKP'li bir akademisyen bir tweet atmış. Dangalakça yani. Ama ruhları öyle yani. Yani kadın erkek ilişkilerine falan öyle bakıyor. Yani çünkü gördüğü her kadını işte şey gören bir zihniyet yani. Hani parmak ucunu gördü mü bunların bir şey oluyor bunlara. Öyle bir akademisyen. Tabii buralara nasıl gelmiş? Yani ne üniversitesi bu? Süleyman Demirel Üniversitesi. Yani buralara nasıl geliyorlar bu adamlar? Nasıl çıkıyorlar? Çıkıyorlar ama iklim buna müsait. Çünkü bu adamlar, bunların profesörlüğü, danışman neyse her neyse, neci bu adam. Ha profesör, profesör. Adamın suratına bakarsan da medeni biri zannedersin. Bir tane böyle başka bir adam yani. Kutuplaşma, gerilim, kadına yönelik şiddete karşı arayış içindeki Türkiye'de bu sorunun çözümünün merkezinde olması beklenen eğitim camiasından bir profesörün sosyal medyada kadın takipçisine yönelik kullandığı dil tuz koktu dedirtti. Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Profesör Faruk Özdemir'in kadınlarla ilgili yaptığı skandal yoruma Türkiye'nin dört bir yanından tepki aldı. Bakın, şu bir kadın, öğrenci, kız bilmiyorum bir tweet atmış. Bu Ömer Faruk Özdemir adlı profesör kişi. Ne kadar ucuz ya bu profesörlük Türkiye'de. Ben de bundan sonra yarın kendime Profesör Doktor Can Ataklı diyeceğim. Nasılsa hiç ne var? 40 yıllık meslek şeyi var, deneyimi var. Fahri derim. Ne olacak? Profesör Doktor Can Ataklı. Ya ucuz ucuz dağıt işte boş ver. Şimdi diyor ki cevap yazıyor birine. Sana bir gerçeği göstereyim. Senin zihniyetindeki kızlar, senin zihniyetindeki öğretmenler tarafından üniversiteye gelene kadar ortaokul ve lisede şimdi dikkat edin. Patlatılarak geliyor ve hiç dile getirilmiyor. Bir düşün bakalım. Böyle bir ahlaksız kafa olabilir mi Allah aşkınıza ya? Ya adamdaki zihniyete bak. Şimdi Hürriyet Gazetesi bunu dün aldı. Şimdi yeni sabahlaşmaya uğraşan bir Hürriyet var ya. Dün bunu aldı. Bu tweet'i hiç vermeden üniversite öğretim üyesinin tweet'ine tepki. O da tweet'ini sildi falan diye. Şimdi bugün yazıyor gene Hürriyet. Efendim, ben demiş öyle değil. P, R ile T. Yani R yazacağıma T yazmışım. Şimdi neresi diyeceksiniz tabii. Şu efendim. Efendim patlatılarak değil de parlatılarak. Ne oluyor? Niye yani? Niye parlat? Ne parlatılarak? Yani sen ve senin zihniyetindekiler, senin zihniyetindeki öğretmenler tarafından parlatılarak, patlatılarak diyor bu aslında. Fakat orada hemen yakalamış, Hürriyet de bunu şey yapıyor, aa ya bu profesör diyor bak, R'yi T yazmış, onun için böyle olmuştu. Hani bazen akıllı telefonlar yapıyor ya kelimeyi düzeltiyor, patlatılarak yazmış, parlatılarak yapmış öyle mi? Bunlara gençlerimizi emanet ediyoruz. Bu zihniyete. İşte bu zihniyet 24'ünde gitmeli. Çünkü bu kafa Türkiye'yi sadece burada tutar. Çok güzel bir şey vardı geçen gün. Şimdi bulsam aslında size de izletsem. Kanada Başbakanı'na gazeteciler işte soru soruyorlar. Bir tanesi diyor ki her şeyi biliyorsunuz Sayın Başbakan diyor. Şu kuantum fiziğini bize bir anlatsanıza diyor. Alay etmek için. Hani çok biliyorsun ya. Ve Kanada Başbakanı bir anlatmaya başlıyor. Kuantum nedir? 0-1, buradaki o 0-1'in ne kadar çetrefilli olduğunu, aynı anda sonsuz sayıda ihtimalin bir araya gelmesinin yarattığı ahenk bilmem ne falan. Hemen arkasından geçmişler bizim başbakana. Aynı konu. Diyor ki ya bu diyor bu teknolojiye diyor çok kafa patlatmayın aklınız almaz diyor. Kullanmana bak kardeşim sen diyor. Bu adamlar şu anda ülkenin yönetiminde. Tabii ki herkes kuantum fiziğini bilmeyecek.
Ama aklın almaz, sen bunlara kafayı yorma. Boş ver işte, biz sana verdik telefonu. Oyalan onunla. Mantığı da olmaz. Böyle bir profesör olmaz. Çocuğu yaşındaki kızlar için seni patlatmışlar diyor. Utanır insan biraz ya. Ama utanma yok. Utanma yok. Çünkü bunu Allah için yaptığını zannediyor bu aptal. Allah için. İhtiyacı yok size. Böyle şeyler yapmanıza hiç ihtiyacı yok. Şimdi bu, bakın bu manşetteki şey. Hani bunu muhalif bir gazetede böyle yapar. Bu AKP'li göya. Aslında işte biliyorsunuz işte Gül şey falan var, Davutoğlu. İkincisi, ya fotoğrafları paylaşmasaydı. Şimdi dün biliyorsunuz AKP'li bir kadın, Avrupa'da yaşayan, gitmiş şeyde nerede? Havaalanında, Belçikalı bir kadın bu. Havaalanında oyunu kullanmış. Yo, Belçika'da oyunu kullanmış. Sonra gelmiş Adnan Menderes Havaalanı'ndaki sandıkta bir daha oyunu kullanmış. Fakat işte bunların beyni bir yere kadar çalışıyor ya. İki fotoğrafı da sosyal medyada paylaşmış. Efendim Belçika'da da kullandım, İzmir'de de kullandım. Tabii yani ne kadar vıcık olsa da Yüksek Seçim Kurulu mecbur kalmış. İhbar ediyor, diyor ki ya bu kadar da göstere göstere yapmayın kardeşim diyor. Biz bunu yaparız. Bana bunu normal zamanda söyle. Bu kadar kendini açık edince mecbur şimdi gözaltına almışlar. Çok güzel bir karikatür yapmış biri. O Evrensel'deydi galiba. Evet evet. Hapse götürüyorlar kızı. Orada da diyor oy kullanabilecek miyim diyor. Ya yani böyle bir kadın bu şey. Şimdi diyor ki Karar Gazetesi ya fotoğraflarını paylaşmasaydı. Doğru. İlk andan beri ben de bunu düşünüyorum. Bu durumda kaç kişi var? Yani hem bulunduğu yerde oy kullanamıyor. Efendim sayısı 5. Bakın önemli değil. Önemli değil. Sayısı 3 olmuş, 5 olmuş. Önemli olan bunları yapabilmek. Bu açıklar varsa sizi sonuna kadar kuşkuya götürür. İşte o meşhur pusula şeyi vardı ya hani, mühürsüz. Efendim sandık kurulunun ihmal ettiği bir taneden ne olur? İşte o değil. Ya 5 milyonsa o? Bilmiyoruz. Ve bakın Yüksek Seçim Kurulu dün gene aynı, yani artık ne yapacaklarını şaşırdılar. Yani anladık kardeşim, saray sizi abat etmiş. Belli artık yani. Dün karar aldılar gene aynı referandumdaki gibi. Son dakika. Zarflar da mühürsüz olabilir. Niye kardeşim? Neden zarflar da mühürsüz olabilir? Yahu bir deneyim yaşamışsın. Ve bu şaibeye neden olmuş ama sen gücünü kullanmışsın. Baskı kullanmışsın. Bir diktatörlük varmış gibi davranmışsın. Ve anayasa ihlalini örtbas etmişsin. Ömrünün sonuna kadar kovalayacak o Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nı. Nasıl olsa bu iktidar değişecek. Ve o bunun hesabını verecek 90 yaşında da olsa. Nasıl Evren yattığı yerden ifade verdi, o Yüksek Seçim Kurulu Başkanı da vermek zorunda. Şimdi aynısını yapıyor. Yahu kardeşim sizin tam tersi. Mühürsüz bir tane bile olmayacak demeniz lazım. Sabah efendim 6-7'de değil sandık, 6'da kurulacak. Ben bir saat bütün hepsini 3 kere çek edeceğim. Aynı uçağa binmiş pilotların hani checklisti var ya, tık 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 bu var mı? 3 kere çek edeceğim diyeceksin. Tam tersi. Ya diyor ki mühürlü olmak zorunda ama mühürsüzse boş ver. Ya böyle bir kabile devleti olur mu? Allah aşkınıza ya. Kabile devletinde olmaz. Ve bunu yapan işte bu adamın da önünde profesör unvanı var. Ya da yüksek yargıç, o Yüksek Seçim Kurulu Başkanı olan bir adam. Ya hiç mi vicdanınız yok? Ya çoluğunuzun, çocuğunuzun, torununuzun yüzüne nasıl bakıyorsunuz? Nasıl bakacaksınız? Bana bunu şimdi böyle söyledim diye bana izah edebilir. Efendim şey oluyor da bu. Hepsi ne diyeyim yani, kelimeyi bulamadım yani. Hepsi geçersiz kardeşim. Yapmanız gereken tek şey var. Bütün şeyler, pusulalar ve zarflar mühürlü olacak. Çok zor bir şey değil ki bu ya. Efendim arada bir tane atmış, tamam, o bir tane de iptal edilir. Peki diyelim sandık kurulu 300 kişi de bir kişi. O daha kolay. Bakın daha kolay. Bir tane oyu iptal ediyorsun. Aa, ama işte benim oyum fark etmez. Öbürü şaibe yaratıyor. Bakın son şeyde son dakika golü attılar ve hala Türkiye kaç mühürsüz pusulada evet basılı olduğunu bilmiyor. Gördük. Tak 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 tak. Bütün evetli mühürleri şey yapıyorlar. Kadın filmini çekiyor, diyor ki filmi alıyorum adam böyle bir. Çek çek, bir şey olmaz. Evet bir şey olmaz. Ülkede bu iktidar varken bir şey olmaz.
Ama bu böyle gidemez. 4 gün kaldı işte. Herkes aklında başında oy kullanacak o zaman. Böyle bir yapı olamaz. Ama Gökdelen yaptı. Havaalanı yapıyor. Ne yapayım kardeşim, yapsın ya. Atatürk Havalimanı da ilk yapıldığı zaman. İlk. Yani şey demiyorum, Turgut Özal döneminde. İlk yapıldığı zaman da Türkiye'nin en büyük havalimanıydı. En moderniydi. Bugün de bu yapılmış, bu olacak. Tabii ki olacak. Yatırıma kimse karşı çıkmıyor. Yapılana da karşı çıkmıyor. Yapılış biçimini eleştiriyoruz. Yapıldıktan sonra olmuş. Yıkacaklar. Yok, içini toprak dolduracak. Aptaldım çünkü, manyaktım. Tünellerin içine taş dolduracağım, öyle mi? Ovid tünelini açmışsın, ben de kapatacağım onu. Öyle anlatıyorlar ama. Ve oradaki vatandaş onu diyor, eyvah diyor, ince gelirse diyor, bunların hepsini diyor toprakla dolduracakmış diyor. İnanıyor adam çünkü saf. Aptal değil bak, saf, saf, temiz. Güveniyor, karşısında devletin adamını gördüğü için güveniyor. Bütün olay o. Ve onun karşısında diyor ki ya böyle yapacakmış, Muharrem İnce'ye düşman oluyor. Çünkü tünelimi kapatacak. Geç kardeşim, ayıp. Sonra geliyoruz, bak burada en önemlisi. Saadet'e verilen oylar CHP'ye mi gidecek? Karar Gazetesi bunun böyle olmadığını anlatıyor, İbrahim Kiraz. Saadet'e verilecek oylar CHP'ye verilmiş olacak iddiası gerçeklik taşımıyor. Hatta mevcut ittifak içinde Saadet'in kazancı CHP'den daha fazla olacak. Buna mukabil ittifak CHP'ye ekstra milletvekili kazandırmıyor. Ama muhalefet bloğunun mecliste daha fazla sayıyla temsil edilmesini sağlayacağı için iktidar cephesi açısından olumsuz bir sonuç doğuruyor. Şimdi bak, bunu şu anda muhalif gazetelerde bile göremezsiniz. Yani bakın, son 4 güne girdik. Dolar kuru 4.75, soğan kuru 6.95 diye kararda haber var. Bu kokuyu almasalar, bunlar bu kadar cesaretli olmazlar. Yani biliyoruz, bunlar AKP içi muhalefet. Ama farkında galiba herkes. Samimi söylüyorum bakın, bazı şeylerin farkında. Ben bu sabah bütün şeyim değişti. Sabah 4-4.30 sıralarında bu Gezegen Mehmet'in bandını seyrettim. Gece çünkü daha erken yatıyoruz tabii o saatten. O bantta öyle o yakınmalara teessüf ediyorum. Biz gelmeden önce bu ülkede fırın mı vardı, buzdolabı mı vardı sözünü duyduğumdan beri içimde tuhaf bir kıpırtı var. Bu iş bitmiş galiba. Biz farkında değiliz. Burada bir şey var. Bakın, hakikaten bilmediğimiz bir şey var ve bugünden itibaren pazara kadar bile bir şeyler değişebilir. Hala ısrarla söylüyorum. AKP'lilere de söylüyorum. Herkese. Hakikaten vakit var. Vazgeçin. Durdurun. Tayyip Erdoğan desin ki ben 2019'da aday değilim. Kasım'da seçim yapalım. Eski sisteme dönelim. Anayasa Mahkemesi'ne ben veririm bir talimat. İptal ettirir anayasa referandumu. Eski sistemle barajı da kaldırarak Kasım'da bir seçim yapalım. Her parti gücü oranında temsil edilsin, Türkiye nefes alsın. Ben de 2019'un işte Temmuz'unda aday olmamak kaydıyla görevimi bırakırım. Şu andan itibaren de tarafsız cumhurbaşkanıyım. Hakikaten o zaman belki heykeli dikilir. Ama bu durumda çok kötü. İyi gitmiyor çünkü. Bir kere ya bırak, fanatikleri onu istediklerini yapar. Ama tarihe iyi geçmeyecek. Bunu görmüyor mu Tayyip Erdoğan? Öyle ya da böyle 16 yıl bu ülkeye hükmettiniz. Tamam. Tamam artık. Bitti. Bakın bu hale geliyor. Alay konusu oluyor. Ne demek ya? Ben yokken bu ülkede fırın yoktu dedi ya. Ben bunu normal ağızdan çıkmış falan bir şey değil bu. Bu burada bir şey var. Göreceksiniz. Ha ya da İnadına gideceğim. Ona da 24'ünde o zaman bu halkın bir şekilde kararını vermesi lazım. Orta Doğu'ya şöyle bir hızla bakalım. Bu zillet lafına çok taktılar ya. Bu zillet aşağılanma, hor görülme filan. Zillet ittifak. Millet zillet. Zillet kelimeyi bilmiyorlar. Bakın yeminle söylüyorum, bilmiyorlar. Bu Bahçeli de bilmiyor. Bir dün akşam o da Star televizyondaydı. Onu seyredebildiniz mi bilmiyorum. Ben de sabah seyrettim. O Nazlı Çelik miydi? Evet. Ya kızcağız gülmemek için böyle dişlerini böyle şeylerini yiyor, dudaklarını çiğniyor. Çünkü o kadar komik konuşuyor. Ya millet kıraathane gidecek diyor, çorba. Ya diyor bir sütlaç verse diyor, o gençler diyor Muharrem İnce mi sütlaç mı, sütlaca giderler kardeşim. Ya, evlere şenlik. Ya diyorum ki bu yani akıl mantık şeyi yok. Ya bir şey oluyor ya Türkiye'de.
Ya bu olamaz yani. Ya Bahçeli ya. Olamaz bu kadar. Yani bu kadar absürt. Neyse tamam. Zillet ittifakı diyor hala yani. İşte zillet kelimeyi de bilmeyince böyle oluyor. Boşverin tamam. Şimdi gelelim Hürriyet Gazetesi. Efendim Hürriyet Gazetesi'nin manşeti. Acil durum. Geçen yıl acil servislerde görev yapan hekimlerin %78'i şiddet gördü. Son olarak dehşet İzmir'de yaşandı. Önceki gece doktorlar rehin aldı. Ölen kişiye zorla elektroşok yaptırıldı falan. Şimdi bakın bunlar doğru mu doğru? Fakat nereden kaynaklanıyor? Hani bu hastane hizmetleri çok güzel falan deniyor ya, işte olmadığının kanıtı bu. Hastayla beraber gelen hasta yakını hastanede öfkeleniyor. Doğal olarak öfkeleniyor. Çünkü bazı davranışlar hoş değil. Haklı demiyorum. Ama hani o çok abartılan hastane, efendim sağlık sorunu çözdük. Çözemediğin için işte oluyor bunlar. Yoksa hasta yakınının doktordan ne alıp veremeyeceği var. Adam diyor ki gidin diyor bilmem ne yaptırın diyor mesela. Ya yok param yok diyor. E yoksa burada da o yok diyor. Röntgen yok, git röntgen çektir diyor mesela. Ya da işte bekliyor. Şimdi hasta yakını o beklemenin neden olduğunu anlamaz. Acil getirmiş nefesi yapan bir hastayla geliyor. Nefes alamıyor. Beklesin orada deyince deliriyor. Olay bu aslında. Yani biz bunların ayrıntılarına bakmıyoruz, totale bakıyoruz. Yapılan kötü mü? Kötü. Ama o muhteşem sağlık sistemi diye anlatılanların aslında aksamasından kaynaklanıyor. O insanları köle gibi çalıştırıyorlar. Sonuçta gerçekten acil olan bir takım olaylarda da gecikmeler olabiliyor ya da ihmal oluyor ya da kötü davranışlar oluyor, eksik davranışlar oluyor. Bunun sonucu bu. Yani sadece şey açıdan bakarsak efendim hasta yakınları doktorları darp etti, bir de darp etti diye. Hayatınızda ben bu medyada bu yeni yeni çıktı. Ya ben de 40 yıllık gazeteyim. Darp etti. Bu darp etti lafı bu resmi şeye geçerken her birinin bir anlamı vardır kelimelerin. Mesela polis kayıtlarına böyle geçer. Çünkü dövmek diye bir fiil resmi olarak yok. Darp var. Darbın şeyi var çünkü tanım var. Mesela dövmek deyince ne olduğunu anlatan. Darp anlıyorsun yani bir şekilde vurarak bir kişinin bedenine vurarak zarar vermek, darp etmek o. Mesela gasp zor kullanarak ve can yakarak ve hatta ölüme sebebiyet verecek şekilde yaralayarak malını almak. Gasp o. Şimdi onun için resmi şeylere bunlar geçiyor. Şimdi bu yeni tür gazetecilerde bu polis kayıtlarından falan gördüm. Mesela yazarken sanki daha kibarı oymuş gibi. Hasta yakını doktora darp etti. Ulan darp etti falan işte dövdü, saldırdı, vurdu, kafasını kırdı. Ya da Kurtlar Vadisi'nden öğrendikleri gibi kafasına sıktı. Ya en bayıldığım da şey, bayıldığım dedim yani nefretle bayıldım. İki otobüs kafa kafaya çarpıştı diyor. Ya yok böyle bir şey ya. Türkçemizde otobüslerin çarpışı kafa kafaya diye bir şey yok. İşte bunlar o Kurtlar Vadisi filminden falan üretilen şeyler. Kafa kafaya çarpıştı vardır. İki otobüs kafa kafaya vuruştu. Yeni gazetecilik terimleri bunlar. Çünkü bilmiyorlar ki. Haklılar çocuklar da. Neyse. Bu böyle bir acil servis toplamış. Efendim şimdi başbakan konuşuyor. Ya o sin kafa hala aklımdan gitmiyor ya. Sin kaf. Şimdi dün de bir televizyona yine çıkmış. Diyor ki Cumhur İttifakı gayet iyi gidiyor. Ya böyle bir ifade olabilir mi? Ya gayet iyi gidiyor. Şöyle bir şey yok falan. Niye? Niye böyle bir şey söylüyorsun? Çünkü iş kötü gidiyor. Çünkü MHP'nin grup kuramayacağı anlaşılıyor. Grup kuramadığın zaman bazı kazanımları kaybediyorsunuz. Bakın şimdi kamuoyunun meclisle ilgili bilgisi eksiktir. Gayet doğal bu. Bizim gazetecilerin bile çoğu bilmiyor. Ya hala teklifle tasarı arasındaki farkı bilmeyen Ankara'da parlamento muhabiri arkadaşlarımız var. Gazetecilik yapıyorlar bunlar. Teklif nedir, tasarı nedir bilmiyor. Mecliste grubu olmak ne demek onu bilmiyor. Şimdi grubunuz olduğu zaman bir, meclise başkan vekili veriyorsunuz. 20 kişi ve üstü milletvekili varsa meclis başkan vekili çıkarıyorsunuz. Yani meclisi idare eden biri. Yani meclisin idaresinde söz sahibi. 19'da kalırsanız olmuyor. Grubunuz olduğu zaman bütçede, kanunların görüşülmesinde partiniz adına konuşulma hakkı oluyor. Grubunuz yoksa bireysel konuşma oluyor. Sıranın en sonuna atıyorlar. Grubunuz varsa grup başkan vekiliniz oluyor. Onlara tahsis edilen makam araçları, makam odaları ve makam görevlileri var. Şimdi MHP büyük ihtimalle bu ittifaka rağmen 20 kişiyi bulamayabilecek.
bulamadığı zaman da ne oluyor biliyor musunuz? Bütün bu avantajları kaybediyor. Yani MHP milletvekilleri milletvekili meclisinde bağımsız milletvekilleri durumuna düşüyorlar. Grup toplantısı yapamıyor, grup kararı alamıyor. Dediğim gibi işte meclis başkanlığında etkili olamıyor. Gidip hep ricacı olacak. Abi ya şu bizim şey yapsana. Odaları yok, grup odaları yok. Herkesin kendi odası var falan. Şimdi işte diyor ki gayet iyi gidiyor diyor. MHP'de delirmiş vaziyette. Kardeş biz seninle ittifak yaptık ama sen bütün oyları AKP'ye istiyorsun. Oraya gittiği zaman da ben grup çıkaramıyorum. Bize de bir kol at, bir el at, bir şey yap. Neyse. Şimdi gelelim en önemli habere. Tayyip Erdoğan diyor ki koalisyon olmaz diye bir şey yok. Hayda. Peki 2 senedir bu millete niye koalisyon masalı anlattınız? Efendim Türkiye koalisyonlardan çok çekti. Ne yapacağız? İşte Tayyip Erdoğan'ı başkan seçersek koalisyon derdimiz bitiyor. Artık hükümet yıkılmıyor. Öyle zırt pırt hükümet değişikliği, zırt pırt erken seçim yok. Ya bütün seçim bir kere de yapılır. Ondan sonra da hükümet artık yıkamaz. Neden? Hükümet yıkılamazı neye dayanıyorlar? Denetim yapamıyorsun. Hükümeti denetleyemiyorsun. Hükümetten hesap soramıyorsun. Hükümete soru soramıyorsun. Şimdi bu sistemi getiriyor. Buna rağmen yetmedi. Şimdi Tayyip Erdoğan diyor ki, vallahi diyor mecliste 300'ü bulamazsak, işte koalisyon, peki koalisyonu nasıl yapacaksın? Ha, bakanlık verecek. Yani gidecek, bugün çok, mesela şöyle bir duygu, düşünce var. İki türlü de konuşuluyor. Bir, dikkat ediyorsanız sadece Muharrem İnce'ye konuşuyor. Başka aday yok. Halbuki var, Saadet adayı var. Bir şey adayı var. Neydi adı? Meral Akşener var en başta. Şimdi Meral Akşener hiç konuşmuyor. Bu iki nedeni konuşuluyor bir şeyde. Bir, Meral Akşener'den daha çok korkuyor. Çünkü Meral Akşener'in ikinci tura kalması halinde CHP adayından daha fazla oy alabilme ihtimali olduğu konuşuluyordu. Yani merkez sağdakiler, aşırı sağdakiler Muharrem İnce ya da CHP adayı olursa biraz imtina edebilirler ama ikinci aday sağdan biri olursa biraz daha rahat hareket edebilirler görüşü vardı düne kadar. Yani adaylar belirleninceye kadar. Ben de öyle düşünüyordum açık söyleyeyim. Yani ikinci tura merkez sağdan bir aday kalırsa mı daha iyi yoksa şeyden mi daha iyi diye ben de düşünürdüm. Oldu mu o kadar? Bu ses tabii bana gelmiyor. Yerden geliyor. Şimdi anladım. Evet. Şu cümleyi o zaman bitireyim. Ben de öyle düşünüyordum ama şimdi hava değişti. Bir ikinci şık diyorlar ki Muharrem Akşener'i hiç konuşmuyor. Neden? Çünkü seçimde böyle bir durumla karşılaşırsa hemen masaya oturmak için Meral Akşener'den randevu isteyebilir. Devam edeceğiz çünkü bir hayli geçmişiz reklam arasını ben duymadığım için reklama giderim. Evet devam edeceğiz kaldığım yerden ama şimdi ya tweetlere bakıyordum da böyle tabii çok fedai olanlar var. Şu buzdolabı meselesinde mesela bir tanesi şöyle yazmış diyor ki siz Anadolu'da bulunmadınız. Mesela biliyor mesela bu arkadaş biliyor siz Anadolu'da bulunmadınız. Nerede doğduk? Nerede yaşadık? Kaç yılımız nerede geçti? İlkokulu nerede okuduk? Ama işte böyle öyle diyor. Sen bulunmadın diyor. Sadece İstanbul, Türkiye sadece İstanbul'dan ibaret değil. Eskiden gecekondu diye bir tabir vardı. Neden? Hani bu buzdolabı. Yani diyor ki siz diyor Anadolu'da bulunmadınız. Orada diyor kimse de yok buzdolabı diyor. Satış rakamlarına da bakın diyor. Peki. Birçok insanın evinde yoktu demek istiyor. Sen fethatsın. Biri de böyle yazmış. Diyor ki yani hani o dediği yani herkesin evinde yoktu değil. Birçok insanın evinde yoktu diyor. Bir tanesi de lanet olsun sizin gibi pis iftiracılara falan diye. Neyse. Ya bunlar oluyor. Olur. İtirazım yok. Fakat yanlış üzerine yapmayın. Bakın beğenmemek, eleştirmek farklı. Ama ortada bir şey var. Doğruya gelmeniz gerekiyor. Sorun o. Yapılması gereken o. Doğruda birleşeceğiz. Efendim bu bize uymuyor. Ya uymayabilir ama doğru. Gerçek olacak. Sen ona göre ondan sonra ben bunu böyle yapıyorum, şöyle yapıyorum diye. Israr etmeyin. Tayyip Erdoğan'ın bu söylediği akıl alır bir şey değildir. Yani ben gelene kadar bu ülkede buzdolabı mı vardı? Fırın mı vardı? Demek akıl alır gibidir. Efendim fırın olmayan ev bugün de vardır. Yani herkes fırın almak zorunda değildir. Bir de
Yani neyi gösteriyor? 2002'ye kadar bu ülke mağarada mı yaşıyordu kardeşim? Yol yok, köprü yok, geçit yok, bina yok, MR yok, tomografi yok. İlk bir gün bir program olsa soracağım, MR nedir diyeceğim, bakalım biliyor mu? MR nedir? Neyin kısaltılmasıdır? Ne işe yarar? Anlatsın bakalım. %90 bilmediğinden eminim. Ya işte hastanelerde bir cihaz var, böyle giriyorsun. Ne yapıyor? Ne anlamı ne yani? Ne yapıyor? Biliyor musun? Geç. Ha şey diyordum, en son orada kaldık. Özellikle muhalefetten Muharrem İnce'nin dışındakilerin adını anmıyor. Çünkü böyle bir durumla karşı karşıya kalır da başkan seçilir ama partisi 300'ün bir hayli altında kalırsa o zaman oturup koalisyon yapalım, beni mecliste zora düşürmesinler diye Akşener'le oturur diye konuşuyorlar. Ha efendim Akşener oturur da pazarlığa girer mi? O ayrı. Yapar diyen de var ama genel baktığınız zaman öyle bir şey tabii olmaz diyorlar. Gelelim Sözcü'ye. Sözcü dün burada konuştuğumuz bir şeyi manşet yapmış. Erdoğan ve yandaş medya İnce Aris Demir'in mezarına gitmedi demişti. İnce iftira işte bu fotoğrafta çürüttü. Muharrem İnce FETÖ'cülerin şehit ettiği Aris Demir'in kabri başında dua ederken çekilmiş fotoğrafını paylaştı. İşte görüyorsunuz falan dün. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani bizim arkadaşlar da böyle yapmışlar ama tabii yani yapılana karşı verilen cevap doğru da yani bir şey daha var. Ya bir yere gittiğiniz zaman illa orada bir şehit varsa onun cenazesi, mezarı ziyaret edilecek diye de bir kayıt yok. Yani bugün sen yapmışsın, sen yapmadın ama. İyi de ben de öbürüne yaptım. Sen de ona yapmadın. Yani bunun ölçüsü yok o zaman. O zaman demek ki bugün Türkiye'nin hemen hemen her kasabasında, her il merkezindeki mezarlıklarda mutlaka bir şehitler bölümü var. Niye? Çünkü yurdun dört bir yanından insanlar askere gidiyorlar ve işte terör nedeniyle Güneydoğu'da ama Güneydoğu'da ama Suriye'de ama şurada burada bir şekilde şehit olabiliyorlar. Onların da her yerin öyle bir şehitlik dediğimiz bir yeri vardır. O zaman yani propaganda gezisine giden herkes illa şehitliği de ziyaret edecek mi yani? Ya da ben ziyaret ettim mesela. Efendim ben Bulgurlu'ya gittim orada şehitleri sen etmedin. Oo ne ayıp. Böyle bir şey. Yani Halis Demir. Kimse mecbur değil. Ama buna rağmen bak buna rağmen böyle bir eleştiriye karşı onu yaparken bile düşünmemiş adam. O da fotoğraflı cevabını veriyor. Gittim diyor. Yani iyi bir şey. Ama gitmek zorunda değil. Onu bilelim. Ama bu eleştiriyi yaparken de bari bir sor birine ya. Ya de ki bu ince bu yere gitti mi abi? Ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Çuvallamayalım. Çuvalladın işte. Şimdi burada çok güzel. Temel gıda maddesi soğan doları geçti. Dolar kuru 4.75, soğan kuru 6.95. Ben zannediyorum ki bu dış güçlerin oyunu. Bir şey söyleyeyim mi? Bir soğan patates lobisi kurulmuş. Bu soğan patates lobisi Erdoğan hükümetini yıkmak için, daha doğrusu Erdoğan'dan kurtulmak için çünkü. Tehlike o. Soros da demiş ya bu Erdoğan her yere nüfuz ediyor kardeşim. Bütün ülkeleri etkiliyor. Çok büyük adam. Aman bundan kurtulalım. Peki İsrail ne diyor? Aman diyor Erdoğan gitmesin. Var bugün. Bugün. İsrail'in açıklaması. Aman gitmesin. En çok işimize o yarıyor diyor. Ticaretimiz gayet iyi, siyasetimiz gayet iyi. Hiçbir sorunumuz yok. Yok tabii. İsrail'le Türkiye'nin bir sorunu yok. Kahvedeki vatandaşa var. Bu İsrail var ya ben onlara göstereceğim günü. Göster. Göster hadi. Amerikan Büyükelçiliği Kudüs'te mi değil mi? 68 kişi niye öldü? Ver hesabını. Bu kadar basit. Kes İsrail'le bütün ilişkileri. Gemiler gitmesin. Gemiler gitmesin. Bu kadar basit. İsrail'den turist getirme. İsrail'le askeri anlaşmaları yapma. Söyle Genelkurmay Başkanı'na. O F-16'ların filan anahtarlarını alsın İsrail'den. Bu kadar basit. Onun için İsrail diyor ki aman Tayyip Erdoğan gitmesin diyor. Abi giderse yandık diyor. Bu Muharrem İnce falan gelecek diyor. Çok basit diyor ki CHP'nin de İYİ Parti'nin de programında İsrail'le olan ilişkilerde bir takım kısıtlamalara gidileceği söyleniyor. AKP'de bu yok diyor. Bitti. Ve bugün açın bakın internette yazın İsrail'den destek diye. Göya hani Amerika aynısı. Nasıl destek oluyorlar görmüyor musunuz? Çünkü Tayyip Erdoğan gittiği zaman adamların bütün çıkarı bozuluyor ya. Ya bunu gör milletim gör. Membiçe girmişim. Nereye girdin ya? Şimdi buna da öyle. Soğan patates lobisi, dış güçlerin oyunu, lobi. Dün faiz lobisiydi.
Sonra borsa lobisi oldu. Döviz lobisi oldu. Şimdi soğan lobisi. Efendim Türkiye'deki soğanı özellikle arttırıyorlar. Söylediler bunu. Bir şey söyleyeyim mi? Dalgamı geçmiyorum. Yarı dalga geçiyorum. Çünkü adam dedi. Soğan, patates bilmem neleri depoluyorlar. Fiyatını arttırıyorlar dedi. Ta Ecevit zamanında 79 bak o zaman yapıyorlardı. Şimdi bunu yapabilir misiniz? Yapıyor diyor. Çünkü neden? Aklında başka bir şey yok. Artık halüsinasyon görüyorlar. Bütün dünya bana karşı. Soruyorsun adamın ortak olduğu şirket. Geçen akşam da arkadaşıma sordum. Hani böyle biraz diklendi böyle. Ya dedi işte gayet iyi. Dünya dedi bizi istemiyor. Bak kardeşim dedim sen dünyanın çok büyük şirketlerinden birinin Türkiye patronu değil misin? Evet. E peki senin en çok da bu dönemde kazanmıyor musunuz? Evet. Peki niye senin bu şirket Erdoğan'ı yıkmak istesin? Niye Türkiye'nin önüne geçmek istesin? Türkiye'yi sen büyütüyorsun zaten dedim. Senin yatırımların sayesinde Türkiye büyüyor. Bunların yatırımı sayesinde büyümüyor ki. Yani yaptığı yolla ya da köprüyle büyümüyor Türkiye. Senin getirdiğin parayla büyüyor. Peki niye bak diyorum sana söylüyor lafı. Ha biz değiliz. Yok ya. Onun için bir soğan lobisi, patates lobisi var. Aynı faiz lobisi gibi. Bunlar patates fiyatlarını yukarıya çekerek Türk halkının moralini bozacaklar ve Türkiye'yi yıkacaklar. İnanıyor buna sersemler. İnanıyor. Var. Bu da şey iki oğlundan baba koça plaket. Böyle aile içi şeyler hoşuma gidiyor ama ya. Güzel yani babaya plaket veriyorlar. Şimdi Amerika'daki çok büyük bir şirket ama devasa bir şirket. Yani milyar dolarlık falan böyle bir tören yapılıyor. Törende yönetim kurulu başkanı oturmuş. Davetler çok seçkin davetler. Herkes smokinli falan böyle diyor ki. Ve bugün diyor George'un inanılmaz yükselişinin sonuna geldik ve artık George yönetim kurulu başkan vekili olarak görev alacak. İşte bu George diyor. Bundan bir sene önce holdingimizin posta dağıtım servisinde işe başladı. Çok kısa bir sürede gösterdiği üstün başarıdan sonra onu posta dağıtımının başına getirdik. Ama çok kısa bir sürede o kadar başarı gösterdi ki finans bölümünün muhasebe kayıtlarını tutma bölümünü aldık. Birkaç hafta içinde olağanüstü gösterdiği başarılardan finansın başına geçti. Ardından burada gösterdiği başarılarla 1-2 hafta içinde hızla yükseldi ve holdingin yönetim kurulu üyelerinden biri oldu ve bugün de bu yönetim kurulu üyesi olarak gösterdiği olağanüstü başarıların sonunda yönetim kurulu başkan vekilliğine geldi. Evet, George'u kürsüye davet ediyorum diyor. George ayağa kalkıyor. Teşekkür ederim baba diyor. Şimdi bu çok anlatılan bir şeydi. Şimdi koçlar için tabii söylemiyorum ama böyle smokinli falan davet görünce belki plaketler. Evet, koç grubu tabii Türkiye'nin en yerleşik, en kurallı holdinglerinden biri. Aslında Türkiye'de sanayinin gerçek önderleri. Herkes paradan para kazanmaya çalışırken koç grubu üretim yaparak, sanayide yatırım yaparak büyümüş ve bugünlere gelmiş. Ve bugün Rami Koç 60. yılında diyor. Oğulları biri Fenerbahçe Başkanı oldu Ali Koç. Ömer Koç da grubun başında. Şimdi diyeceğim şu, hani bana mesajlar atıyorlar ya efendim. Anadolu'da siz tabii Anadolu'da yaşamadığınız için bilmezsiniz. Burada insanlar hala böyle ateşi bile yakarken kibrit bile kullanmıyorlar havasında bana mesajlar atıyor. Şimdi Koç grubu deyince nereden niye girdim de zaten bu konu. Bak kardeşim 1970 seçimlerinde bile yani 79 seçimlerinde benim gazetecilik oldum. Koç grubunun bayilerine sorardık Anadolu'daki havayı. Çünkü en iyi onlar koklar. Hah, Koç grubu da işte buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, ütü, bunları satan holding. O zamanın en büyük Arçelik. Sonra Bosch. Ve biz diyorum ki bak 79 seçimleri bundan 30-40 yıl önce Arçelik bayilerine soruyoruz. Hani burada gidiyor ya, sen Anadolu'da ne ararsın? Bilmiyorsun. İşte 79'da orada Arçelik bayileri vardı. O insanlar buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi alırlardı. Ve o bayiler o ilin havasını bilirlerdi. Onun için rahmetli Vehbi Koç seçimlerden önce kimin kazanma ihtimali olduğunu en iyi koklayan iş adamıydı. Tek şeyi vardı. Bu ağı. Türkiye'nin her yerinde Arçelik bayileri var. O bayilerden gelen bilgileri alır önüne koyar. Der ki aa bak buradan Adalet Partisi kazanıyor. Ya da bu sefer Ecevit önde. Ecevit kazanacak. Bilirdi. Bu yüzden. Hani yok ya hani buzdolabı şeyle geldi ya. Tayyip Erdoğan'la geldi ya. 79 diyorum ya. 40 yıl. 40 yıl önceki seçimlerde bile
bayilerden öğrendik. Geçelim. Şimdi bu soğan lobisiyle idare edeceksiniz. Şimdi bir tane de şunu da bari söyleyeyim öbür gazetelere gelmeden. Tayyip Erdoğan dün dedi ki Kandil'de lider takımını toplantıdayken hallettik. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bakın terör. Türk ceza kanunlarında idam var mı? Yok. O halde sen öldürmekle övünemezsin kardeşim. Bu kadar basit. Efendim terörist öldür. Ya ayrı. Senin vicdanında teröristin öldürülmesine bir şey değil. Ama devlet olarak bunu söyleyemezsin. Öldürdük, hallettik. Ayrıca kimi kardeşim söyleyin. Şu Genelkurmay Başkanı da bir açıklama yapsın ya. Kandil'de hangi toplantıyı bastılar, kimi hallettiler bir bilelim. Karayılan'ı mı? Cemil Bayık'ı mı? İşte o kadın lideri mi? Hangisini? Hallettik. Öldürdük, yok ettik. Bakın dünya tarihinde yok ya. Öldürmekle bu kadar övünen kim olursa olsun. Hitler övünmemiş ya. Şu kadar İngiliz'i öldürdük diye açıklaması yok ya. Şu kadar Rus'u öldürdük demiyor ya. Savaşıyorlar ya. Savaştalar savaşta. Benim bahsedilenler benim vatandaşlarım. Terörist olmuş. Sen devletsin. Öldürdük diye övünemezsin. Yakalamış olsan öldürebiliyor musun? Bak aradaki fark şu. Adam gibi operasyon yapıp yakalasan, hapse atsan ve yargılasan öldüremiyorsun. Çünkü idam yok. Ama orada öldürdüm diyorsun. Neye dayanarak, neye güvenerek? Çünkü alkış alıyorsun. Benim ahalimin yarıdan fazlası, bravo iyi ki öldürdün diyor. Ben de öldürürüm. O leşler. Aynı lafları bize söylüyorlar. 25 sabahı görürsün diyor. Görürsün bakalım diyor. Leşini nerede bulacaklar diyor. Burada, burada. Açın bakın tweetlere. Bu hale getirdi. İnsanları öldürme duygusunu köpürtüyorlar durmadan. Leşlerinizi göreceğiz. Böyle konuşuyor. Seçimi kazanırlarsa öyle. Abdurrahman Dilipak ne diyor? Bu sefer diyor, halk diyor, biliyor diyor. Silahıyla inmesini biliyor diyor. Hep bakın bu çağrılar. Ha bu çağrılardan burada iç savaş falan çıkmaz onu söyleyeyim. Böyle bir şey olmayacak. Ama neyi korkutuyor? Diyor ki arkadaş ben diyor, ben her türlü ahlaksızlığı yapabilirim. Sokağa silahla da gelirim, ateş de ederim, sandıkları da çalarım. Benden bunu bekle. Hah, benden, senden onu bekliyorsam ben de korkuyorum, seçime gitmiyorum. Bütün amaç bu. Kendi kendini kötülüyor biliyor musun? Her şeyi yaparım ben diyor. Sandığı da çalarım diyor. Ne demek? Çünkü diyor ki adam, Tayyip Erdoğan kazanamayacağı seçime girmez. Ne demek ya? O zaman kazanacağı seçime giriyorsa biliyor kazanacağını. Neye göre biliyor? Alacağı oy, alttan aldığı tepkiye göre değil. Hayır. Hile hurda. O zaman demek ki 2007'den bu yana bu seçimlerdeki şaibe doğru. Çünkü hepsine girdiğine göre ve kazandığına göre kazanacağını önceden biliyor. Bakın çok güçlüyüm. Halk beni seviyor. Kazanırım. Başka kazanacağımı biliyorum başka. O zaman demek ki bütün 2007'den bu yana seçimler şaibeli. Şimdi de ayarladık demek istiyorlar herhalde. O zaman da ben de diyorum ki ya arkadaş gene ayarlamış yapacak. Yani diyor ki ben ahlaksızım ha. İnan bana diyor. Ben her türlü namussuzluğu yaparım. O demek bu. Kazanamayacağı seçime girmez. Ne yapar peki? Yani aday mı değilim der kazanamayacaksa. Ha işte bakın 25 sabahı böyle bir gerçekle karşı karşıya kalabiliriz. Eğer Tayyip Erdoğan ayı 43 ya da altında kalırsa başkanlık seçimi ve AKP'de 30'lu rakamlarda olursa iddialı söylemiyorum ama ihtimali yazın bir kenara ikinci tur seçime Tayyip Erdoğan ben aday değilim diyebilir. Arkadaş ben gidiyorum. Şimdiden bırakıyorum. Hayırlı olsun. Barışık bir şekilde ben de kenara çekileyim diyebilir mi? Diyebilir. Bunu da bilin. Evet. Şimdi onun için merak ediyorum. Şu Genelkurmay bir açıklama yapsın ya. Bu böyle yani bu böyle öldürdük öldürdük de olmuyor. Kim? Lider kadrosunu hallettik. Her türlü şeye aykırı. Demokrasiye aykırı, hukuka aykırı, insan haklarına aykırı. Ama ben terörist. Ya terörist diye istediğini yapamıyorsun. Yok öyle bir şey dünyada. Tek adam şaması diyor Cumhuriyet Gazetesi. Bu dün böyle ortaya çıktı. Mesela burada böyle bir şema yapmışlar. Şimdi ekranda görünce belki oraya da yaklaşır arkadaşlar. Erdoğan seçilirse uygulayacağı sistemde ülkenin bütün kurumlarının tek hakim olacak. Bakın oradaki o şey grafik. Ortada Cumhurbaşkanı ve yardımcıları bir özel kalem var. İdari İşler var. Bakın bu İdari İşler Bakanlığı diyor ya. O işte İdari İşler Başkanlığı da olabilir. Bu tam Beyaz Saray. Yani Beyaz Saray'ın bir idari sorumlusu vardır. O orada oturur devamlı. Ve başkanın hep yanındadır. Her şeyini o yapar. Bir de özel kalemi vardır. Buna bağlı olarak ofisleri vardır.
Mesela işte bu da kurmuş. Finans ofisi, iletişim ofisi. Bir iletişim ofisi işte Beyaz Saray sözcüsüdür. İşte cevap verir, başkan adına açıklamalar yapar falan filan. Onun bütün televizyonlarını ayarlar, sızdırma haber yapılacaksa o yapar. Televizyonlardan hangisine ne verilecekse o karar verir falan. İnsan kaynakları ofisi, teknoloji ofisi tanıdım. Ofisler. Ondan sonra böyle bakanlıklar sıralıyor. Bakanlıkların altlarında da bir takım kurullar. İşte eğitim kurulu, bilim kurulu, şu kurulu, kültür, sağlık, şunlar bunlar. Yani tamamen devlet bürokrasisinden dışında parlamentoyu yok sayarak böyle bir yapı. Ben yönetirim abi, padişahım ben. İşte vatandaşa diyor ki beni padişah seç. Seçme kardeşim, bu kadar basit. Ya demokrasiyi seç ya padişahlığı. Eğer istiyorsan devamlı istibdat altında yaşamayı seç, ne yapayım. Ama yanlış yaparsın, onu söylüyoruz. Efendim, altında koalisyona bile razı diyor. Bakın bütün bunlardan sonra koalisyona bile razı. Seçime 4 gün kala söylemi değişti. Her fırsatta koalisyon dönemlerinin Türkiye'ye kaybettirdiğini ileri sürerek başkanlık sistemini savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçime 4 gün kala ilk kez koalisyon kurmaktan bahsetti. Erdoğan, Cumhur İttifakı'nda böyle bir şey oluşur mu göreceğiz. 300'ün altında kalırsa o zaman bir koalisyon arayışına gidebilir. Bütün söylediklerinin inkarı bu. Yani şimdi o danışman, o Mehmet Uçum, hadi konuş. Geçen gün iri iri demeçler vermiş. Hiçbir şey olmaz, buradan devam eder filan. Hadi konuş şimdi. Muharrem İnce üstü örtülen soruşturmaların yeniden açılabileceğini söyledi. En kötü devletler bile kayıt tutar. Evet. Yani bir yerlerde hep kaydı var zaten. Türkiye'deki tek güvencemiz o. Her şeye rağmen. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce geçmişe yönelik soruşturmalarla ilgili soruyu, en kötü devlet bile kayıt tutar, her şey bulunur. Merak etmeyin. Berkin Elvan'ın olayını çözebilmemiz için 17-25 yolsuzluklarıyla hesaplaşmak için önce yargıdan başlayacağız yanıtını verdi. İnce, Suruç'taki olayla ilgili olarak da bu dönemde her şey mümkün. O kadar telaş içindekiler ki 7 Haziran 1 Kasım seçimleri arasında neler olmuştu unutmayın. Akıllarından neler geçtiğini biliyorum ama aynısını yapmaya cesaret edemiyorlar dedi. Bak çok ağır bir laf ha bu. 1 Kasım'la 7 Haziran arasında ne olduğunu biliyoruz. Şimdi o kadarına cesaret edemiyorlar diyor. 300 kişi ölmüştü. Mükerrero'ya gözaltı burada var. Efendim burada. Evet öbürleri. Şimdi burada Fanatik Gazetesi'nde maçlar var ama ben anlamadım. Şimdi bilenlere söyleyeyim. Uruguay 1-0 yenmiş. Kimi yenmiş gazetede yok. İspanya tecrübesiyle 1-0 yenmiş. Kimi yenmiş o da yok. Portekiz birini yenmiş 1-0 o da yok. Yani bakın spor gazetesi yapıyoruz diye çıkıyorlar. Birinci sayfada 3 tane Dünya Kupası maçı. Sonuçlar var. Galip takımlar var. Kimi yendikleri yok. 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 Allah Allah. Çok enteresan. Evet. 1-0 yenmiş Portekiz. Kimi yok. Uruguay 1-0 yenmiş. Kimi yok. İspanya 1-0 yenmiş. O da yok. Abi bunlar da gazeteci ha. Helal olsun size be. Efendim gelelim Korkus gazetesine, benim gazeteye. Seçim. Ooo çok fena bir manşet var ha. Yani bu kim olursa olsun manşeti ama yani. Fark etmiyor. Tayyip Erdoğan da olabilir, İnce de olabilir, Akşener de olabilir. 24 Haziran'dan sonra halkın alım gücü daha da düşecek. Seçimden sonra iğneden ipliğe her şeye zam. Ekonomideki kötü gidiş nedeniyle bekletilen zamlar ve kurdaki dalgalanmalar zaten zorda olan vatandaşın belini bükecek. Ay ne mutlu olduk, ne mutlu olduk. AKP iktidarı ekonomi için pembe tablo çiziyor ama uzmanlar farklı konuşuyor. Seçim nedeniyle bol keseden yapılan harcamaların seçimden sonra vatandaşa zam olarak yansıyacağını söylüyor. İlk olarak sigaraya %50'ye varan zam geleceği belirtiliyor. Gelsin, ben bıraktım. Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin raporunda ise elektriğe yapılan zamlar, gizli zammın seçimden sonra tüm ürünlere yansıyacağı. Şimdi bak, ya şu Hürriyet'te bir genel yayın müdürü Vahap Munyar'ın Mehmet Şimşek'le bir konuşması vardı. Orada bir şey dikkatimi çekti ya. Onu bir dakika bakalım. Şimdi bak diyor ki 30 milyar bile tedirgin etti. 300 milyarı bir düşünün. Olay şu. Diyor ki Mehmet Şimşek, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin vaatlerinin toplam maliyetinin 300 milyar lirayı bulduğunu dile getirerek bizim 30 milyar liralık önden yüklemeli vaatlerimiz bile uluslararası piyasaları tedirgin etti. 300 milyon liranın yaratacağı etkiyi düşündü. Ya şimdi bak, hepimize salak muamelesi bu ya. Ya bir İngiliz bir adam bu ya. Bak geliyor Türk halkı da alay ediyor ya. Ya 30 milyar senin İstanbul'daki
Afişlerin bile değil be kardeşim. Ne 30 milyarından? Efendim bizim vaatlerimiz toplam 30 milyar. Bu bile iyi batılı yılları, para sahiplerini tedirgin etti. CHP'ninki ne yapmaz? Ya, utanır be insan biraz ya. Anladık tamam aday maday değilsin ama. Ne 30 milyarı ya? Vaatler 30 milyar öyle mi? CHP'ninki de 300 milyarmış bak. Neye dayanarak söylüyorsun kardeşim ha? Neye dayanarak? Ama işte bu böyle. Türk insanını hakir görmek bu. Aptal görmek. Hepsine anladım kendi kitlene bidon kafalı de kardeşim ama bana diyemezsin ya. Haddin değil ya. Ayıp. 30 milyarlıkmış bütün şeyleri. O bile dünyadan tepki görmüş. Tedirgin olmuşlar. Ya söylesene batırdık ekonomiyi. Sen bakma binalar yaptık şunlar bunlar yaptık da battık. Nasıl kurtulacağımızı bilemiyoruz. İlk kaçan o işte. Çünkü diyor ki abi bu iş çok kötü. Ben bir tıkırış tıkırış gideyim. Sonrasına bakarız. Göreceksiniz. Bak ne ihanetler göreceksiniz. Bu Mehmet Şimşek falan çıkacak. Neler söyleyecek. Tayyip Erdoğan bir çekilsin. Bak neler anlatacaklar. O bakanlar kurulunda gidip anlattık efendim. Aklı almıyor diyecek. Bak en basiti bu. Almıyor ki diyecek. Anlattık ama tın tın diyecek. Demezse ne olayım. Recai Bey hattaymış. Evet Recai Aksu. Avrupa'nın gündemini alalım sizden. Buyurun ben biraz susayım. Evet. Günaydın. Şimdi tabii Almanya medyasında seçimler gündemde. Süddeutsche Zeitung gazetesi Erdoğan'ın korkusu başlığıyla bir yorum yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otoriterliği kaybetme meylemesinin seçmeni kendinden uzaklaştırdığını ifade ediyor, yazıyor, yorumluyor. Soldan sabitçi muhalefetin yeniden canlanma sinyalleri vermesi Erdoğan'ı endişelendirmeli. Kendinden emin bir muhalefet Türk demokrasisine iyi gelir. 2 yıldır süren olağanüstü hale ve baskılara rağmen çoğu Türk şartların barışçı yoldan değiştirebileceğine olan inancını kaybetmedi. Batı karşıtlığı da Erdoğan'ın seçim kampanyasında önemli rol oynuyor. Batı ile Türkiye arasındaki yabancılaşmanın suçu Türkiye'yi ortak olarak gözden çıkardıklarını her fırsatta söyleyen Avrupalılar da aranmalı. Oysa bunca darbe ve darbe teşebbüsleri atlatan ve terör saldırılarına hedef olan Türkiye'nin seçim nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın düşmandan çok dosta ihtiyacı olduğu unutulmamalı diyor Züttoça Saytun Erdoğan'ın korkusu başlığı yorumunda. Evet Handelsblatt gazetesi de Erdoğan'ın fenomeninin parlaklığını kaybettiği görüşünü savunuyor ve Erdoğan'ın halka verebileceği bir şey kalmadı diyor. Erdoğan'ın terörle mücadele çerçevesinde temizlik operasyonu ağır hasara yol açtı. Politikacılar ve insan hakları savunucuları cezaevini boyladı. Onu gerçek darbecilere karşı destekleyenler bile hayal kırıklığını sıra sürüklendi. Bir zamanlar Erdoğan'ın en güçlü kozu olan ekonomi de tökezlemeye başladı. Milli gelirin artması ve canlanma altyapı yatırımlarıyla şirket karlarından besleniyor. %12'ye varan enflasyonun ve liranın değer kaybetmesinin cenevesini halk çekiyor. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın artık halka verebileceği fazla bir şey kalmadı. Erdoğan'ın hatası geçmişteki başarıların onu pazar günü yine tahta çıkaracağına inanmasından kaynaklanıyor. 100 yılın başlarındaki seçimlerin görülmedik açıklıktaki galibiyet zamanla bir saray otokratı haline geldi. Geriye belli bir çizgisi olmayan, vizyonsuz ve Erdoğan'ın otoriterliğinin giderek artmasına rağmen otoriterliğini kaybetmeye başlayan politikalar kaldı. Erdoğan iktidarından duyulan düş kırıklığı yıllık kez yerini değişim havasına bıraktığı yorumunda bulunuyor Handelsblatt gazetesi. Evet bu arada İsrail ile ilgili bir tabii bir yorum var. İsrail'de yayınlanan özellikle Haaretz gazetesinde şöyle bir yazı var. Haaretz yazarı İsrail için en iyi seçenek Türkiye'de seçimi Erdoğan'ın kazanması olabilir diyor. Özellikle köşe yazısında 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP Genel Başkanı ve taraflı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferle çıkmasının İsrail için en olumlu senaryo olabileceğini ifade ediyor. David Lerner imzalı yazıda Gazze şehrindeki şiddet olayları sonrası İsrail Büyükelçisi'nin sınır dışı eden Ankara'nın ikili ticari anlaşmalarının iptaline ise yanaşmadığına dikkat çekiyor. İsrail ordusunun Filistinli protestocuların müdahalesinde onlarca kişi ölmüş gibi Erdoğan İsrail'i Filistin halkına soykırım yapmakla suçlamıştı. Ama diğer taraftan ekonomi ve ticaret önde gidiyor. Erdoğan Partisi diyor örneğin makalesinde yazar. Erdoğan'ın partisi AKP CHP'den farklı olarak seçim manifestosunda İsrail anlaşmaları iptal etmekten bahsetmiyor. Belli ki anlaşmayı yapan kendisi olduğu için diyor. Kudüs kırmızı çizgimiz ve Filistin yalnız değildir gibi seçim sloganları elbette var. Ama bunların ne anlama geldiğine değinilmiyor. Bazılarının yeni sultan lakabını taktığı Erdoğan rakipleri tarafından seçimler yaklaşırken İsrail'e yönelik işler tıkırında stratejisi nedeniyle eleştiriliyor.
Haaretz'in makalesinde Erdoğan'ın en ciddi rakibi diye nitelenen Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin sözlerine de yer veriliyor. Erdoğan'a İsrail ile ticareti kes, mallarını boykot et, Mavi Marmara'dan aldığın 20 milyonu geri ver dedik. Yapamam dedi diyor Muharrem İnce'nin açıklamasına yer veriyor. Ve şöyle diyor, İnce ayrıca İsrail ile petrol ürünleri ve tohum ticaretinin devam etmesini eleştirmiş. Erdoğan'ın Netanyahu hükümetiyle de gizli bir anlaşma yapmakla suçlamıştı diyor. Yani aslında özür şu, ancak seçim kampanyalarını izleyen uzmanlar bunu da söylüyorlar. Erdoğan'ın İsrail için en iyi seçenek olduğunu söylemeden edemiyor yorumunda bulunuyor. Evet, Hasim yazarı. Bu arada yine medyada yer alan bir açıklama var. İnce'nin açıklaması var. İnce'nin kazanırsam Meral Akşener ve Temel Karamanlıoğlu'nu başkan yardımcılığı teklif edeceğim diyor. Onlar kazandığı takdirde de bana teklif edilirse ben de kabul ederim diyor. Yani ben kazanırsam onlara teklif de bulunacağım. Ve eğer onlar diyor birisi, onlardan birisinin iki adaydan birinin kazanması durumunda diyor kendisinin de yardımcılığı kabul edeceğini söylüyor. Bunu da yer alıyor medyada. Evet, bu arada Cumhurbaşkanı adaylarına basın özgürlüğü bir mektubu var. 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde, yani pazar günü yapılacak seçimlerde Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünün korunması ve güçlendirilmesini isteyen 17 Uluslararası Gazetecilik, Yayıncılık ve Basın ve İfade Özgürlüğü Kuruluşu Cumhurbaşkanı adaylarına mektup yazıp bağımsız ve gazeteciliğin güçlendirilmesini istedi. 17 Uluslararası Kuruluş tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na açık mektup başlığıyla yazılan mektupta hapiste olan tüm gazeteciler tahliye edilmesi ve haklarında açılmış tüm davaların düşürülmesi istendi. Cumhurbaşkanı adaylarına yazılan mektup Alman Yazarlar Birliği, Amerikan Yazarlar Birliği, Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi, Avrupa Gazeteciler Derneği, Yayıncılar Derneği, Danimarka Yazarlar Birliği, Dünya Gazeteler ve Haber Yayıncıları Derneği, İsveç Yazarlar Derneği, yani çok sayıda sınır tanımayan gazeteciler örgütü ve uluslararası karikatürist hakları tarafından ortak bir yazı kaleme alınıyor. Bu adaylarına gönderilen, Cumhurbaşkanı adaylarına gönderilen mektupta döneminiz çok kritik bir zamanda başlıyor. Ülkenizde ifade özgürlüğü özellikle son iki yılda büyük bir gerilemeye maruz kaldı. Bugüne kadar 150 gazeteci hapsedilmiş, binlerce muhalif fikir önderi işinden edilmiş ve çoğu ülkeyi terk etmiştir. Biz aşağıda imzası bulunan uluslararası ifade hürriyeti kuruluşları olarak önümüzdeki dönemde hukukun üstünlüğünü temel ilke edinerek ve Türkiye'de basın özgürlüğü ve bağımsız gazeteciliğin korunarak güçlendirilmesi için şu hususları öncelikle olarak dikkate almanızı rica ediyoruz deniliyor. Başlıyor böyle mektup ve şöyle deniyor. Şu birkaç ifade edelim bazıları işte şunlar. Şu diyor, ifade özgürlüğü hakkını kullanmış ve görevini yaptığı için hapsedilmiş tüm gazeteciler tahliye edilerek haklarında açılmış tüm davalar düşürülmeli. Medya üzerindeki devlet denetimi sonlandırılmalı ve yetkiler sorumlu kurumlara dağıtılmalı. TÜSİK ve MTK gibi medya ve internet denetimi yapan kurumlara yapılan atamalarda şeffaflık olmalı, basının bağımsızlığı ve özgürlüğü ilkelerine tabi olmalıdır açıklamalarında bulunuyor mektupta. Bu arada İnsan Hakları İzleme Örgütü de Uluslararası Hava Örgütü Türkiye Şubesi'nin onursal başkanı Taner Kılıç ve diğer 10 insan hakları savunucusunun davalarının düşürülmesi ve bu kişilerin beraat ettirilmesi çağrısında bulunduğunu da ifade edelim. Evet, bu arada Hristiyan Birliği Demokrat Birlik Partili Avrupa Parlamenter Renato Zomer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP Genel Başkanı taraflı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri kazanması halinde Türkiye'nin AB üyelik sürecinin sona erdirilmesi gerektiğini savundu. Avrupa Parlamentosu üyesi Renate Zomer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri kazanması halinde Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin sona erdirilmesi gerektiğini savundu. Tagesspost gazetesinde konuşan Zomer, Avrupa Birliği üyeliği o zaman mümkün olmayacaktır. Avrupa Parlamentosu bu durumda üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesini talep edecektir dedi. Avrupa Birliği Türkiye Karma Parlamento Komisyonu üyesi olan Zoma, Erdoğan'ın ülkesi açısından Avrupa Birliği'ne hiçbir zaman ciddi bir biçimde yönlendirmeyeceğini, sadece müzakereler sırasında ödenen paraları almak istediğini belirtti. Yani Zoma, Erdoğan'ın hukuk devleti prensiplerini ihlal etmeye ve mutlak iktidarı pekiştirmeye devam etmesi halinde Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki gümrük birliğinin de bloke edilmesi gerektiğini ifade etti. Avrupalı parlamenterler eğer yıllardır tarım ürünlerinin, hizmetlerin ve kamu ihalelerinin genişletilmesi planını bloke edersek bu ekonomik yaptırımlarla eş anlamlı olacaktır. Türkiye acilen yeni ekonomik büyüme etkilerine bağımlı diye konuştu. Hristiyan Demokrat Birliği Partili Avrupalı parlamenterler Renato Zomer ve Erdoğan diyor kazanırsa AB üyelik süreci bitmeli diyor. Evet, bu arada Avrupa İnsan Hakları Grup Yorum Konseyi'nde slogan attıkları gerekçesiyle
10 ay hapis cezasına çarptırılan iki kişinin özgürlüklerinin ihlal edildiğini kaydederek Türkiye'yi 10 bin euro tazminat ödemeye mahkum etti. Kararda barışçı bir toplantıda başvurucuların şiddet içeren bir eylemde bulunmaksızın slogan atmalarının ifade özgürlüğü çerçevesinde ele ettiğini ifade edildi. Tunceli'nin Ozat ilçesinde 2007 yılında düzenlenen grup yorum konserine katılan Mesut Geyik ve Emrah Sarıtaş attıkları slogan nedeniyle terör örgütü propagandası yapmak suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılmışlardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının benzer davalar içinde emsal niteliğinde olduğu da bu arada belirtiliyor. Bunu da ifade edelim. Evet, Avrupa Birliği aralarında Almanya'nın da bulunduğu bazı Avrupa Birliği ülkeleri pazar günü, önümüzdeki pazar günü Brüksel'de bir araya gelerek ay sonunda yapılacak AB zirvesi öncesinde göç ve irtica konularını görüşecekler. Konuyla ilgili açıklama AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker açıklama yaptı. Pazar günü Brüksel'de AB zirvesi öncesinde Avrupa nezdinde çözüm bulmak isteyen bir grup devlet ve hükümet başkanlarını göç ve irtica konusunda resmi olmayan bir çalışma toplantısına çağırıyorum dedi. Brüksel'de tabii yaptığı açıklamada Juncker sadece göçmen sorunundan etkilenen ülkeleri değil, konuyla ilgili bütün ülkeleri bu toplantıya davet ettiğini ifade etti. Alman hükümet sözcüsü Stefan Seibert de yaptığı açıklamada Almanya Başbakanı Angela Merkel'in toplantıya katılacağını söyledi. Almanya Başbakanı Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'ın arasında uygulanacak iltica politikası üzerinden kriz yaşanmış. Seehofer'in partisi Hristiyan Sosyal Birlik Merkel'e sorunu AB ülkeleriyle çözebilmesi için Haziran sonuna kadar vakit tanımıştı. Bunu da burada ifade edelim. Evet, Avrupa Parlamentosu Hukuk Komisyonu internete kısıtlamalar getireceği endişesiyle eleştirilen tartışmalı yasa tasarısına onay verdi. Avrupa'da tartışmalara neden olan internetle ilgili yeni yasal düzenleme Avrupa Parlamentosu Hukuk Komisyonu'ndan geçti. Avrupa Komisyonu'nun hazırladığı tasarı internet platformlarının daha yükleme yapılırken yükleme filtreleri aracıyla içeriğin telif haklarına uygun olup olmadığını kontrol etmesini öngörüyor. Buna göre eğer kullanıcı içeriğin yayılmasına ilişkin gerekli izne sahip değilse internet platformunun yükleme işlemini durdurması gerekiyor. Ancak düzenleme internet ve düşünce özgürlüğünün tehdit ettiği gerekçesiyle eleştirilerin odağında. Bu arada Avrupa Sosyal Demokrat Parlamentosu Timo Böken de tepki gösterdi. Sansür makinesi onaylandı dedi. Yükleme filtrelerinin nasıl çalıştığına dair bir video paylaştı. Wikipedia'nın da Almanya bölümünden yapılan açıklamada yükleme filtreleri ve telif hakkından oylama özgür interneti savunan herkesin midesine inen bir yumruk açıklamasında bulundu. Bunu da burada ifade edelim. Evet, Avrupa Birliği bu arada gümrük misillemesini yürürlüğe sokuyor. Avrupa Birliği ABD'den ithal edilen kod part olan viski, motosiklet gibi bazı ürünlere getirilen ek gümrük vergisinin Cuma günü yürürlüğe gireceğini açıkladı. Avrupa Birliği'nden bu noktaya gelmek istemezdik yorumu geldi. Avrupa Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmström yaptığı açıklamada bu noktaya gelmek istemezdik. ABD'nin tek taraflı kararından ötürü AB'nin önünde başka seçenek kalmadığını belirtti. ABD getirdiği vergi kararını geri çektiği takdirde AB'nin karşı önlemlerinde kaldırılacağını dile getirdi. Evet, Juncker'den AB Komisyonu Başkanı Juncker, Alman-Fransız zirvesinde önerilen reformları memnuniyetle karşıladıklarını söyledi ve Juncker ortak bütçenin mali şoklara tepki vermeyi kolaylaştıracağını belirtti. Yani Juncker, Merkel ve Macron'un Avrupa Birliği reform planlarına destek verdi. Bunu da burada ifade edelim. Evet, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yaptığı açıklamada iddialı bir Rusya karşısında NATO'nun kendi ihtiyaçlarını uyarlaması gerektiğini ve aynı zamanda Moskova ile ilişkilerini geliştirmek istediklerini belirtti. Rusya'nın yaptıklarına aynen cevap vermediklerini söyleyen Stoltenberg, biz her bir tankla, füzeyle veya nükleer silahla yanıt vermiyoruz. Ancak tabii ki yeni modern teşkilatlara yatırım yapan iddialı bir Rusya'ya karşı NATO'nun kendisini uyarlaması gerekiyor dedi. Stoltenberg aynı zamanda Rusya ile çatışmaları azaltmak için NATO'nun Rusya ile ilişkilerini geliştirmek istediğini belirtti. Yeni bir soğuk savaş yaratmak istemiyoruz yani. NATO Genel Sekreteri yeni bir silah yarışı yaratmak ve Rusya'yı izole etmek istemiyoruz açıklamasında bulundu. Evet, son olarak bir haber. Macaristan'da göçmenlere yardım etmek artık suç. Macar parlamentosu yasa dışı sığınmacılara yardım edenlere ceza verilmesini öngören yasa paketini onayladı. İçişleri Bakanı Macaristan'ın bir göçmenler ülkesi haline gelmesine engel olmak istediklerini söyledi. Macaristan parlamentosu yasa dışı göçmenlere yardım edenlerin hapis cezası almasını öngören tartışmalı yasa paketini onaylamış oldu ama paket aynı zamanda insan hakları grupları ve sivil toplum örgütlerinin
faaliyet alanlarının yasal olarak daraltılmasını içeriyor. Yeni yasa kapsamında henüz koruma hakkı kazanmamış yasa dışı göçmenlere iltica başvurusunda bulunmalarına ya da Macaristan'da kalmak için yasal statü kazanmalarına yardım eden birey ya da grupların hapis cezası alması söz konusu oluyor. Tabii buna Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan Macaristan'a yeni yasasına tepki geldi. Yasayı keyfi ve üstü kapalı olarak nitelendiren kurumlar yasanın Avrupa hukukuyla uyumsuz olduğunu ifade ettiler. Avrupa Konseyi'nin anayasal konulardaki uzmanlık organı Venedik Komisyonu da bu da Budapeşte'ye söz konusu yasayı onaylamaktan kaçınma çağrısında bulunmuştu. Evet sevgili canlar, son olarak spor, Almanya 1. Ligi Futbol Ligi Bundesliga'da mücadele eden Kaiserslautern forması giyen Halil Altıntop futbol kariyerini noktaladı. Kulüpten yapılan açıklamada Altıntop'un 2019 yılına kadar olan sözleşmesinin feshedildiği kaydedildi. Futbolcu olarak uzun ve başarılı bir kariyerin sonu, Halil Altıntop aktif futbol yaşantısını sonlandırdı denildi. Halil Altıntop milli takımda 38 kez forma giymişti. Ve Schalke 04, Eintracht Frankfurt, Trabzonspor, Augsburg, Slavia Prag ve son olarak da Kaiserslautern takımında oynamıştı. Tabii bu arada Ronaldo da 62 yıllık bir rekoru kırdığını da belirtelim. Dünya Kupası'nda ülkesi Portekiz ile birlikte mücadele eden Cristiano Ronaldo, B grubunda oynanan Fas karşılaşmasında fileleri havalandırarak milli takım formasıyla toplamda 85 gole ulaştı. Yeni bir rekora imza atan 33 yaşındaki yıldız isim bu alanda 62 yıldır 84 gol ile liderliği elinde bulunduran Macaristanlı eski futbolcu Perene Puskas'ı geride bıraktı. Evet, Fas milli takımı ile oynanan mücadelede 85 gole ulaşan Ronaldo 84 golle Perene Puskas'ı geride bırakarak zirveye oturdu. Milli takım formasıyla en çok gol atan diğer isimler ise 75 golle Sankor Kostius ve 71 golle Miroslav Klose oldu. Bunu da burada ifade edelim sevgili Can Ataklı. Çok çok teşekkürler Recai Aksu'ya. Evet, şimdi devam edelim. Şimdi mesajlara da arada bakmaya çalıştım dinlerken Recai Bey, ama şimdi ilginç bir görüş var. Şimdi Tayyip Erdoğan dedi ki koalisyon da olabilir. Aslında mesela danışmanı olsam ben derim ki ya bunu nasıl söyledin? Hani bırak söylenenlerin aksini konuşmayı. Bunu dediğin an AKP'ye, son anda AKP'ye vermeyi düşünenlerin bir bölümü ya nasıl koalisyon olacak, boşver biz gene bu partiye verelim diyebilirler. Yani şunu söylemek istiyorum, sağlıklı gitmiyor konuşmalar. Yani şimdi aynı konuşmanın içinde buzdolabını biz getirdik kardeşim, fırın mı vardı eskiden de söylüyorsunuz. Canım ne yapalım, koalisyon yaparız diye kafa başka bir yere gidiyor, onu da söylüyorsunuz. Artık parlamenter demokrasi bitti, o da aynı şey içinde. Yani tuhaf bir durum bu. Hiç sağlıklı değil yani. Ne demek ya parlamenter demokrasi bitti? Şimdi başkanlık hükümet sistemi demek parlamenter demokratik sistemin olmadığı anlamına mı geliyor bir kere? Ha bu geliyorsa ben zaten bunu 1,5 yıldır bu ekranlarda anlatıyorum. Dilimizde tüy bitti. Parlamento bitiyor. Demokrasi bitiyor. Oh. Evet. Korkusuyla devam ediyoruz şimdi. İşte patates lobisi burada da var. Bir adet patates 1 lira oldu. Bak bu da öyle yapmış. Bir önce anlamadım ne koymuşlar diye böyle kocaman. Bir koyar mısınız arkadaşlar? Korkusuz çok güzel ya. Bu ne ya dedim. Fakat tam belli değil, bu patatesmiş bu. Patatesin üzerine bir adet patates 1 lira oldu diyorlar. İyi. Daha ne istiyorsunuz? Yemeyin. Ne var yani? Allah Allah. Patates 1 lira olduysa yeme. Ya da bir taneye. Avrupa'da öyle değil mi? Bir tane patates al. Kuş kadar maaşla geçiş. Zaten geçinemeyen işçi, memur, emekli. Bir de patateste yaşanan faiz zamla iyice perişan oldu. Çiftçinin ürününü para etmiyor. Patates tarlada 10 kuruş. Markette ise 5 lira. Aha, 10 kuruştan 5 lira. Patates lobisi. Kesin patates dış güçlerin oyunu bu. Arkasından CIA çıkacak, İsrail çıkacak. Göreceksiniz. Merkel var bir de, Merkel. Ah ah. Bak soğan, dolar kuru 4.75. Soğan kuru 6.95. Patates kuru 5 lira. Aman 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 aman. Aşırı yolsuzluk ve rüşvet var demiş Akşener. Haydi. Buyurun. Var mı hakikaten? Yolsuzluk var mı bu ülkede? Yok. Efendim benim köşede neler yapmışım bugün? Evet, bu anlattıklarım var. Evet, bugün kimse beklemesin. Erdoğan'ın karşısına, hiçbir rakibinin karşısına çıkamaz diyorum. Çıkamaz. Gazetecilerin karşısına da çıkamaz. Dün anlattım size. Çıkamaz. Yani şu işte o Gezegen Mehmet denilen çocuk yani bir soru sorsa yerle bir ha.
Çünkü sinirleniyor. Yani şeyi tutamıyor. Ya BBC muhabirine kadının sorduğu şu, yani gayet doğal onu soracak. Diyor ki yani son zamanlarda ülkenizden gelen araştırmalarda seçimlerde daha kötü sonuç alabileceğiniz yolunda rakamlar var deyince, zil takın oynayın o zaman. Aa, cevap o. Yani kadın iyi gene zil takıp oynamak ne demek, siz ne biçim siyasetçisiniz falan dese. Yani ya böyle bir cevap olur mu? Sinirleniyor çünkü. Duymak istemiyor. İşte o şeyde, ya onu bir kere daha dinleyebilir miyiz arkadaşlar? Şu buzdolabı olayını belki yeni açanlar vardır. Onu bir daha koyalım. Çünkü bakın orada şeyi veriyor. Yani vatandaştan gelen şikayetler var. Yani ve şikayetler öyle aman aman hani yapacak. Basit. Bakın dinleyin. Ona teessüf ederim ya, buzdolabım vardı evinizde diyor. Bir dinleyelim. Sağlıklı mı buluyorsunuz? Bir bakın. Hangi müfredat üzerinden eğitime devam edeceklerini bilemiyorlar. Hastaneler, yollar diyorlar. Fakat ben 15 sene önce annemi hastaneye götürdüğüm zaman sabah gidip muayenem olup çıkıyordum. Şimdi hastaneye gittiğim zaman 3 ay 4 ay sonraya sıra veriyorlar. Bunun neresi kolay? Ekonomi çöktü. Resmen çöktü. Bu ülkenin kamu kuruluşlarının hepsi satıldı. Olağanüstü halde Allah aşkına seçim olur mu? Mümkün mü? Güzel ülkemizde ötekileştirilmeden, bu sizden, şu bizden demeden huzur ve barış içinde yaşayabilmek için, çocuklarımıza daha yaşanılır, refah içinde, huzur içinde bir ülke bırakabilmek için, binbir emekle kurulmuş fabrikalarımızın satılmaması, hatta yeni fabrikalarımızın kurulması için. Ben parlamenter sistemin daha ülkemiz için iyi bir sistem, kullanılır bir sistem olduğunu düşünüyorum. Yasama, yürütme, yargı erkleri bu sistemde daha denetimli bir şekilde kullanılmaktadır. Yeniden parlamenter sisteme döneceklerini taahhüt etmeleri sebebiyle bu istifakı destekliyorum. Ben bir mobilyacı esnafıyım. Çalışacak takatımız da kalmadı, halimiz de kalmadı. 2 sene önce 100 TL olan ham medefe şu anda 160 lira. Sorun bakalım kaç mağaza kapatmış, bırakmış durumda. Bırakırken de sadece kendisi gitmiyor. Birçok esnafı, boyacısını, işte imalatçısını, döşemecisini hepsini tek tek götürüyor. Ben bir engelliyim, sınavlara giriyoruz. Yüksek puan almamıza rağmen yerleşemiyoruz. Yeşil kartlıyız. Yeşil kartlara herhangi bir düzgün bir yardım yapılmıyor. Benim çocuklarım 4 sene önce TEOG'dan vurdu büyük oğluma. Bu sene de TEOG kaldırdılar. Sınav yok dediler. Son anda şurada bir ay, bir buçuk ay önce yeniden bir sınav çıkardılar. Efendim şimdi tabii hepsine tek tek cevap vermenizi beklemiyoruz ama genel olarak bir şey söyleyecek misiniz Millet İttifakı diyenlere? Millet İttifakı diyenlere, yani bu söyledikleri şeylerin, maalesef üzülerek söylüyorum, yani aslı astarı yok. Bir defa ciddi manada bir inceleme yaparak bunları söylemiyorlar. Ve bundan dolayı da ben tabii kendilerine teessüf ediyorum. Bakın Türkiye'de 15 sene önce acaba evlerde biz fırın bulabiliyor muyduk? Acaba evlerde buzdolabı... İşte bu. Ya vatandaşın söyledikleri hepsi kendi derdi. Adam diyor ki ben diyor mobilyacıyım diyor. Ya işlerimiz yürümüyor diyor. Kapatıyorlar diyor. Kapattığınca diyor. Yanında diyor pek çok başka esnafı da götürüyorlar. Çünkü onlara borçları var, ödeyemiyorlar. Hepsi diyor bunların diyor. Şey, evet yani bir sağlıksız bir durum var. Şimdi bir reklam aramız var. 9'da tekrar beraber olacağız son bölümde. Ayrılmayın bizden. Evet devam edelim. Son yarım saate girdik. Biraz gazeteler birikti. Kaldı bugün. Fazla uzattık. Evet Sabah gazetesi. Sabah gazetesinde ne var? En sonunda başta kim bu? Bahçeli. Evet Erdoğan'ın tecrübesine ihtiyaç var. Güzel. Bahçeli Cumhurbaşkanlığı seçimini gecesini gündüze katan Erdoğan kazanır. Milletimiz bu sistemin oturması açısından tecrübeli bir şahsın Cumhurbaşkanlığı görevi üstlenmesine yarar vardır diyerek oy verecektir. Aparatı sökeceğim diyen İnce'ye adamın dişini sökerler diyor. Herkes haddini bilsin. DYP'li de dün ATV, A Haber falan filan işte onların hepsinde cevap vermiş. Enteresan, güzel. Dev projelerin gurur gecesi diyor. Türkiye'nin göz bebeği, dünyanın en büyüğü İstanbul Yeni Havalimanı'nda tarihi an, Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakla inip önemli mesajlar verecek. Güzel, uçak inecek. Aman dikkat. Bu alçaklara hayat hakkı yok. Efendim kime yokmuş hayat hakkı? Gene öldürmekten bahsediyorlar. Dur bakalım kimi öldürüyorlar. İzmir'de konuştu. Fırat Kalkanı ve Afrin Harekatı ile oraları terörden temizledik. Sıra Kandil'de. Orayı da başlarına yıkacağız. Buna ahdettik.
Terörü yok etmek boynumuzun borcu. Bu ülkede teröristlere, bölücülere, darbecilere, bütün bu alçaklara hayat hakkı tanımayacağız. Güzel, tamam, peki, aferin size. Komutandan şehit için intikam yemini. Herkes intikam, herkes öldürmek. Bakın tek kafada bu var. Hiç hukuktan bahseden yok, yargıdan, adaletten bahseden yok. Öldüreceğiz, yok edeceğiz, mahvedeceğiz, yıkacağız, yakacağız. Ey be kardeşim, siz nesiniz böyle ya Allah aşkına. Şimdi bir görüntü daha yapalım. O şeyden bu koalisyonu anlattığı şey de var. Oraları da bir canlı izleyin de daha etkili oluyor o zaman böyle. Arkadaşlar onu bir verebilir miyiz? Hemen arkasından da HDP ile ilgili sözleri var. Bir görelim onları, sonra gazetelere devam edelim. Evet, koalisyonu mu? Onu verelim. Hadi bakalım. Örneğin şimdi bizimki Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı'nda böyle bir şey oluşur mu, oluşmaz mı? Pazar akşamı göreceğiz. Bütün mesele ne? 300'ün üzerinde bir rakamı Cumhur İttifakı yakaladığı anda mesele bitmiştir. 300'ün altında kalırsa o zaman belki bir koalisyon arayışına gidilebilir. O da ayrı bir konu. Şimdi nasıl ayrı bir konu, onu anlamadık. Yani koalisyona nereden gidiyorsun falan diye. Yani bir, iki yıldır bize o zaman niye başka şeyler anlattınız? Hani koalisyon olmayacaktı? O zaman bir de şeyi seyredelim de ondan sonra devam edeyim. Bu HDP ile ilgili sözleri de var. Ona da bir bakalım. Söyleyenine rastlamışsınız. Böyle bir şey yok. HDP PKK'yı bir terör örgütü olarak görmüyor. Dolayısıyla destekliyor. Buna oy veren çok fazla Kürt var baktığımız zaman. Onlarla derinlemesine konuştuğumuz zaman PKK'nın yanlış yaptığını söylüyor. Burada bir çelişki yok mu? Ya baştan aşağı bu çelişki. Şimdi her zaman da bunu söylemeleri mümkün değil. Siz söyleyenler rastlamışsınız. Böyle bir şey yok. Zaten söyleseler buna inanır ve bunları desteklemekten de vazgeçerler. Çünkü ben şöyle bir ifade kullandım efendim geçtiğimiz günlerde yayında. Bir dinleyicim aradı. Ben dedi HDP'ye oy vereceğim dedi canlı yayında. Ben de dedim ki HDP PKK'yı kınasın, lanetlesin, ilişkisini kessin. Bu bir terör örgütüdür desin. Ben de HDP'ye vereceğim oyumu dedim canlı yayında. Ne yazık ki böyle bir şey söz konusu değil şu anda. Bunun da altını özellikle çizelim. Efendim isterseniz burada ya bunlar işte gazeteci falan diyorlar. Şimdi bu Gezegen Mehmet Cem Uzan'ın yanında Kral TV'de müzik programlarına yardım falan ediyor. Bu arada belediyeye de Uzan demiş ki Cem Uzan ya bu Tayyip Erdoğan var kimse buna şey yapmıyor herkes işte kaçıyor. Biz birini görevlendirelim her yere gitsin diye. Çocuğun Tayyip Erdoğan'la hayranlığı oradan başlıyor. Çünkü belediye başkanıyken muhabir olarak takmışlar. Belediye muhabiri nereye gidersen git. Hayranlık oradan. Sonra bir zaman içinde Cem Uzan'ın bütün malına mülküne el koyunca Tayyip Erdoğan bu Gezegen Mehmet'i getirdi. Bütün bu radyoların başına dedi ki sen genel müdürsün. Şimdi bak bu çocuk konuşmayı gördünüz değil mi? Ya böyle bir gazetecilik var mı bir kere ya? Yani adama soruyu sorarken diyor ki HDP diyor PKK'yı destekleyen, teröristleri destekleyen bir parti. İnsanlar da ona oy veriyorlar diyor. Şimdi Tayyip Erdoğan ya bize bir çelişki falan. Soru öyle. Bu çelişki değil mi? Cevap veriyor. Diyor ki efendim bakın ben geçen gün ne yaptım diyor. Biri aramış demiş ki ben HDP'ye oy vereceğim. O da demiş ki HDP PKK'yı lanetlesin, destekle ben de oy vereceğim. Şimdi bekliyor ki Tayyip Erdoğan gülsün. Tayyip Erdoğan arada uyuyor zaten. Böyle bakıyor. Kala kaldılar gördünüz değil mi? Ya böyle bir şey var mı ya? Bir gazetecisin sen diyorsun ki sen PKK'yı lanetle ben de sana oy vereceğim. Lan bu kadar basit mi ya bu oy vermek? Yani buna da vereceğim. Yarın mesela o zaman şunu diyelim mesela. Tayyip Erdoğan ben Atatürkçüyüm desin oy vereceğim. Böyle bu kadar ahmakça bir şey olabilir mi Allah aşkınıza ya? Ya kafayı mı yedik biz? PKK'yı lanetlesin ben de oy vereceğim. Bak lütfediyor yani. Küçük onlar. Sana ben de oy vereceğim. Sen yeter ki şu Tayyip Erdoğan'ı PKK'ya bir lanetle bakayım falan. Ya komedi filmi mi bu ya? Kamera şakası mı? Ama işte bunları baş yaptılar. Baş yaptılar. Neden? Çünkü yağcılık, yalakalık geç oğlum başına otur. İşte gazeteci diye şimdi bunlar var. Bu çocuklar egemenler. İşte onun için böyle abuk sabuk haberler oluyor. Projenin gurur gecesi. Gece mi iniyormuş? Öbürü diyor ki hayat yok. İntikam. Öldüreceğiz. Yok ettik. Mahvettik. Sayın Cumhurbaşkanı bayılıyorum size.
Allah'ım cezaları ya. Böyle şey mi olur ya? Efendim Bir Gün Gazetesi İzmir'i yapmış. İzmir bugün minibüs İzmir'de geziyor. Ne diyor? Rekor bekleniyor. Nedir rekor? İzmir'de aslında çok yüksek bir seçim atmosferi olduğu söylenemez. Gerek baskın seçimden kaynaklı zaman darlığı, gerek iklim koşulları seçim kampanyalarının tansiyonunu düşürdü. AKP'nin genellikle parasal güce yaslanan büyük reklamlar üzerine yığdığı, MHP'nin izine neredeyse rastlanmadığı, CHP ve İYİ Parti'nin sahada daha görünür olduğu bir kampanya dönemi geçiyor. AKP'nin yerel iktidar olduğu ilçelerde bile bıkkınlık ve değişim isteği göze çarpıyor diyor. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğan. Al buyurun buyurun soğan. Soğan lobisi bir güne de sızmış. Ya bak bu soğan lobisinin arkasında İsrail, Amerika, Almanya bunlar var herhalde. Çünkü yoksa her gazeteye haber olmaz. Bu soğan lobisi uluslararası bu Tayyip Erdoğan'ı yıkmak için şimdi de soğanı kullanıyorlar. Bak bir günde de manşet. Sözcü'de manşet. Neydi? Korkusuz'da manşet. Efendim kararda hep ya bütün felaket. Bu soğan şeyi lobi. Ne diyor? Patates %100, soğan %300 zam. Verimli topraklara sahip ülkemizde sebze meyve fiyatları cep yaktı. Kilosu 5 lira olan patatesin tane fiyatı 1 lirayı geçti. Soğan fiyatı 3 katına çıktı. Ya münafıksınız, vallahi münafıksınız. Çiftçi çok kazanıyor. Şimdi öyle diyecek de o da olmuyor çünkü soğanı 10 kuruştan alıyorlar. Ya o garibim çiftçi gene gariban. Arada birileri var. Soğan lobisi. Trump o arkasında bu iş. Vallahi CIA orada. Ve FETÖ. Bak soğan bak 5 lira yapanlar FETÖ'cüler ha. Kesin. AKP'yi yalanlayan rapor. Kesici aletle linç edilmişler. Evet bu Suruç'taki vahşet. Akıl alır gibiydi ya. Bir adamın üzerinden 17 mermi çıkıyor. 7 ayrı silahtan. Efendim başka? Bugün kim var? Şeye bakıyorum şimdi. 2, 4, 6. sayfa. Evet. Kadın hakları savunucusu, avukat Selin Nakiboğlu. O bugün Tamam Kürsüsü'nde diyor ki, çocukların zorla evlendirilmesinin önünü açan yasal düzenlemeleri yürürlüğe koyduğu için 08-03-2018'de sözlerime karşı çıkan millete düşmandır diyerek beni ve bizi, yani onun gibi düşünmeyenleri ötekileştirdiği, hedef haline getirdiği için tamam artık diyor Selin Nakiboğlu. Evet, Ronaldo Portekiz'i taşıyor. Ne yapmış Ronaldo? Dünya Kupası grubunda Portekiz, Fas'ı. Evet, Ronaldo'nun attığı golle 1-0 yendi. Puanı 4'e yükselten Avrupa ekibi tur kapısını ardına kadar araladı. Sonuçta Fas'ta veda etmiş. Ya Fas da Dünya Kupası'nda şu bizim kebapçı basan antrenörün takımı burada. Yazık. Vallahi şu Dünya Kupası'nı bir keyifle izleyemiyoruz ya. Şu Türkiye olsa gene bir heyecanlanacaktık. Yendik, yenildik, ikinci tura kaldık, kalmadık falan. Onu bile bize çok gördüler. Evet, gelelim Aydınlık Gazetesi'ne bakalım. Bugün Aydınlık Gazetesi Tayyip Erdoğan için neler yapmış. İstanbul, haydi İstanbul çözüm Perinçek mitinginde diyor. Kocaman da bir tane şey koymuşlar. Osman Pamukoğlu. Vatan Partisi çözüm mitinglerinin ilkine İstanbul'dan başlıyor. Herkese iş üreten millet, teröre son, güçlü devlet sloganıyla yapılacak mitingde. Bak işte Tayyip Erdoğan'ın söylediği teröre son, güçlü devlet, millet falan. Cumhurbaşkanı adayı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin sorununa dönük çözüm önerilerini anlatacak. Perinçek'le beraber mitingde seçimlerde Vatan Partisi'ni destekleme kararı alan HEPAR'ın kurucu Genel Başkanı, emekli tümgeneral Osman Pamukoğlu da konuşacak. Şimdi bunlar diyorlar ki şöyle bir iddiaları var. Efendim HDP'nin meclise girmesini istiyor bazıları. HDP barajı aşarsa meclise girecek. Tayyip Erdoğan böylelikle 80 milletvekili azalacak. Cümle şu. Efendim HDP HDP'yi destek tam bak söyleyeceğim şimdi. PKK'yı meclise mi sokalım Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak için? Şimdi bakın böyle bir kaba ve böyle bir iğrenç tanımlama olmaz. Bir, soktuğum PKK değil. Bu bir. İki, ben size bir şey söyleyeyim mi? Tayyip Erdoğan bu seçimi kazanırsa Türkiye bir daha burnunu çıkaramaz bazı şeylerden. Demokrasiyi, hukuku, insan haklarını, her şeyi unutalım. Tek adam rejimine, padişahlık rejimine geçeriz. Diyelim ki HDP'den 70-80 kişi girdi. Bu PKK'nın meclise girdiğini göstermez. Bir, iki, o
kesimle oturup anlaşmak, uzlaşmak, terörü bitirmek çok daha kolaydır. Sokmamaktan çok daha kolaydır. Onun için eğer şunu diyorsanız, efendim Tayyip Erdoğan gitsin diye PKK'yı meclise sokuyorsunuz. Bu iğrenç sözü aynen iade etmek gerekiyor. Ve gerekiyorsa evet kardeşim, HDP girer, Tayyip Erdoğan gider. Bu kadar basit. Burası demokratik bir ülke olacaksa, burası özgürlüklerin, hakların savunulacağı, hukukun üstün olacağı bir ülke ise böyle ayrımlar yapamazsınız. Ülkenizin 6 milyon vatandaşına parya muamelesi yapıp onları terörist gibi ilan edemezsiniz. Ve bunu söyleyen bazı maalesef aydın, aklı başında insanlar var. Söyledikleri şey, efendim ben ama ya Erdoğan, sırf Erdoğan gitsin. O Erdoğan dediğiniz bütün dünya emperyalist sistemi. Bunu anlamıyor musunuz? Arkasında İsrail'in, Amerika'nın, Avrupa Birliği'nin olduğu bir sistem. Eğer halk doğru düzgün oy verirse o sistemi çökertecek bu pazar günü. Bunu bilelim. Hep bunlar hikaye. Ben teröristlere mi şey yapacağız? Hangi terörist kardeşim? İslamcı bir teröristin Reyna'yı kana buladığın günden beri ne terörü var? Bir de öyle bakın bakalım olaya. Efendim işte duymuyor musun şeyleri şunu? Çatışmalar diyor. Ne çatışması var? Yok. Bombalıyoruz, yok ediyoruz, öldürüyoruz. Ne yapıyorsun? Yok. Sayı söylüyorlar bize. Onun için yani bunların affı yok, bakın söyleyeyim. Bu aydınlık maydınlık böyle, yok efendim biz Tayyip Erdoğan'a. Ha vereceğim bütün oy 90 bin ha, o kadar. Bir şey değil ama işte böyle yayınları var ellerinde. Ambargo suskunluğu, bak şimdi muhalefet yapmış. Türkiye ağır silah ve F-35 satışının engellenmesi için verilen tasarıyı onaylayan ABD Kongresi'nde Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan, İnce, Akşener, Demirtaş ve Karamollaoğlu sessiz kaldı. Tek top tepki Doğu Perinçek'ten. Ya bir dakika kardeşim, bu ülkeyi yönetenler ağızlarını açmıyorlar. Hala burada İnce diyorsun, Akşener diyorsun. Sen önce Tayyip Erdoğan'a söylesene. Ağzını niye açmıyor? Ey Amerika, gelmeyeyim oraya, kırmayayım ağzını burnunu diyor mu? Hadi gir kardeşim Membiç'e. Ne dedi Pentagon? Yok dedi. Biz onlara dedi, kendi sınırlarında devriye gezme izni verdik dedi. Bunu yedin yuttun sen. Ve bunu bana kahramanlık gibi, destan gibi anlatıyorsun. O Genelkurmay Başkanı bunun hesabını verecek. Oradaki şehitlerin hesabını verecek. Afrin'de ne olduğunu anlatacaklar. Yok o kadar ucuz kurtulmak. Anlatacaklar bunları. Edebiyat. Membiç'e girdi. Gir hadi. Gir hadi Sincar'a. Kimi kandırıyorsunuz ya? Allah aşkına ya. Ve burada da bunlar da tutmuşlar. Efendim ince ağzını açmıyor. Kardeşim adam seçim kazanmayı oynuyor. Ağzını açtığı anda Türkiye'nin aleyhine mi konuşuyorsun değil mi? Onu söyleyecekler. Yabancı basına şey veriyor. Efendim Türkiye'yi şikayet ediyor. Bugün Ahmet Hakan da yazmış. Aman diyor. Le Monde'da diyor seni diyor manşet yapmışlar. Sakın söyleme. Sonra derler ki yabancı basına şikayet ediyor. Hepiniz kıvıracaksınız bak kardeşim. Hepiniz kıvıracaksınız. O günleri göreceğiz. Ha bu pazartesi görmeyiz. İki hafta sonra pazartesi görürüz. Onda görmeyiz. Kasım'da görürüz. Nasıl kıvırdığınızı göreceğiz hepiniz. Efendim İmralı'ya konuk gitmiş. Kim gitmiş ona bakalım. İstihbarat kulisleri önemli bir iddia ile çalkalanıyor. Edilen bilgiye göre PKK terör örgütü, PKK'nın üst düzey iki yöneticisi Türkiye'nin elinde. Farklı kanallardan konuya ilişkin gelen benzer bilgilere göre henüz tam kesinleşmese de istihbarat ve güvenlik çevrelerinde PKK'nın iki üst düzey yöneticisinin Türk güvenlik güçlerinin elinde geçtiği konuşuluyor. İki yöneticinin Perşembe ya da en geç Cumartesi günü İmralı'ya götürülerek Abdullah Öcalan'la aynı hapishaneye konulacakları da gelen bilgiler arasında. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 15 Haziran 2018'de İstanbul Sultanbeylik konuşmasında size birkaç gün içinde daha başka müjdelerimiz olacak ifadesiyle konuya işaret ettiği belirli. Evet bunu yapabilirler mi? Yapabilirler tabii. Ne olacak yani? Amerika alır bir tanesini verir. Kim? Onu bilmiyoruz. Ama şu yanlış şuradaki bu Rafet Genç yazmış bunu ama şimdi diyor ki Tayyip Erdoğan diyor Sultanbeyli'de konuşmada size birkaç gün içinde daha başka müjdelerimiz olacak. İşte o söyledi ama. Dedi ki o hallettik dedi. Toplantı halindeki şeylerini dedi vurduk. Hallettik dedi. İşte müjdem buydu dedi. Ha bunun yerine Amerika'nın verdiği iki tane PKK'lı var mıdır? Olabilir. Yani ben yoktur demiyorum. Ama gün kalmadı. Hani ya bugün açıklaması doğru ya bugün ya yarın açıklaması lazım ki hani seçime kadar herkese duyur işte PKK'nın iki tane. Bütün millet de zaten onu bekliyor. Oo yaşasın PKK'lı yakalandılar. O halde oylarımız şeye verelim. Hadi bakalım verin. NATO dağılabilir diyor. Dağılın dağılın hadi hemen. Menzilciler devlete buradan yerleşecek diyor. Neresiymiş bu? Nakşibendit tarikatına mensup Menzil cemaatine bağlı Hacegan Vakfı bünyesinde Semerkant Bilim ve Medeniyet Üniversitesi'nin kurulması için kanun hükmünde kararname çıkarıldı. Hadi ya.
Sık sık devlet kurumlarıyla yerleştirmesiyle gündeme gelen benzinciler yeni üniversitede sağlık eğitimi verecek. Böyle bir kararname mi çıkmış yoksa eski kararnameden mi yararlanıyorlar bilmiyorum. Evet, Yeni Şafak gazetesi F-13, F-35'te teslimat bugün. Şimdi o da bir karışık böyle. İki tane uçak veriyorlar ama Amerika'da veriyorlar ha. Pilotlar orada eğitim görecekler filan. Yani hani uçağa gittik aldık yarın da buraya geliyor mu? Hayır öyle değil. Henüz orada eğitim yapacaklar. Kandil'deki lider takımını hallettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Çekin, Kuzey Irak ve Kandil'de Yeni Şafak okuyorum ha. Terör örgütü PKK'nın belini kıracak operasyonlar yaptığına vurgu yaparak ilk operasyonumuzu 20 uçakla yaptık ve 10 önemli noktayı Kandil'de vurduk. İkincisi de yine bir operasyon ve toplantı halinde Kandil'deki bunların lider takımını hallettik dedi. Demek ki yakalama değil bu. Uçaklarla yaptığına göre bombalamada adam yakalanmaz. Hallettiysen yani öldürdüysen burada getirip hapishaneye koyamazsın. Ama eğer Amerika sana başka bir yerden getirip veriyorsa onu bilemem. Efendim neler diyor? Şanlıurfa ve Mardin'e vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Kandil'den sonra sıranın Urfa'nın yanı başındaki yerlere geldiğini söyledi. Sizlerden biraz daha sabır bekliyorum. Adım adım bu meseleyi çözüyoruz. İnşallah Şanlıurfa'nın yanındaki fitne kazanlarını devireceğimiz günler yakındır. Bunun için 24 Haziran çok önemli. Şimdi neden çok önemli? Yani yapılacaksa 24 Haziran'a kadar yap. Neyse. Bu 18 Ulusal 250 Yerel Radyo'nun işte az önce seyrettik. Ortak yayınında soruları cevaplayan Erdoğan, yasaklanan Uber'in patronunun kendisine randevu istediğini söyledi. Erdoğan, ben randevu vermedim. Biz de şu anda taksicilik sistemi zaten oturmuş bir sistem. Dolayısıyla ülkemizde şimdi bir Uber'i sokarak taksicileri sıkıntıya düşürmeyiz dedi. Şimdi bu sabah Uber'in Türkiye'deki başkanı, yani taksicilerin başkanı, fotoğrafla paylaştı. Tayyip Erdoğan'la görüştük gittik diye. Mesela niye böyle bir şey söyler AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adı? Uber'le görüşmedim. Niye? Taksicilerin oyunu alıyoruz. Kardeşim Uber'le baş edemezsiniz sonuç olarak. Çünkü Uber sonuçta bir şirket işi değil, bir yazılım. Yarın başka biri böyle bir yazılım yazıp taksilere dağıtır. Vatandaş da bunu cep telefonuna yüklerse bedavaya. Uber gibi başka bir sistem. Yani Uber dediğimiz şey böyle bir devasa dünya şirketi falan değil. Bir yazılım. Yazılım şu. Bir sistem taksicinin önündeki cep telefonunda. Sen de onu indiriyorsun. Buraya yazıyorsun, sana en yakın taksi geliyor. Patronu yok, osu yok, busu yok. Bu kadar basit. Yani teknoloji olayı. Ha bunu biri organize ediyor. Yazılımı kim yapıyorsa parayı da kazanır. Yarın 50 tane çıkar yani. Uber diye bir imtiyaz falan yok. Ama şu anda işte bir taksici edebiyatı gidiyor. Gitsin bakalım. Olur, olabilir, olabilir, olabilir. Efendim vatandaş ustalık istiyormuş. Yeni Şafak ve TV'nin seçim turunda Ankara'nın Etlik ilçesinde vatandaşın nabzını tuttu. Seçime günler kala Etlik'teki seçmen ülke yönetiminde tecrübenin önemine işaret ediyor. Şimdi bak bu da mesela böyle bir şey. Tayyip Erdoğan seçilirken bir tecrübesi yoktu. Gençlik, yenilik, değişimi seçiyoruz. Şimdi ya aynı adam diyor ama ben diyor tecrübe isterim diyor. E kardeşim peki daha önce niye tecrübe istemiyordun? Yalan yani onu demek istiyorum. İnsanlar bakıyorlar. Bu tamam sıktı artık diyor. Şu anda bu iktidar sıktı kardeşim, sıktı. Bitti. Hah, buna rağmen seçtik ya da katakulli yaptık. Öyle diyor ya, Erdoğan kazanamayacağı seçime girmez diye. Bir katakulliyle yaptık. Gene gitmez, bakın söyleyeyim. Ama Türkiye karanlığa gider, kaosa gider. Bu kadar basit. Başka, Mehmetçik 35 kilometre içeride. Nereden? Irak'tan. Peki Irak yarın çık derse ne yapacaksın ya da Amerika? Bilmiyorum. Demek ki şu anda Amerika sana izin veriyor. Sen de gidiyorsun. Bu kadar basit. Bak bunu net söylüyorum. Amerika sana izin veriyor. 35 kilometre içeridesin. Şimdi bunu bana Amerika'yı devirdik diye anlatmayın. O zaman ayıp oluyor. O zaman yanlış oluyor. Bu halkı kandırılmış oluyor. Şimdi öyle zannediyorlar. Vay be aslanlar yürüyor. Yürümüyor kardeşim. Amerika gel buraya kadar diyor. Afrin'e de öyle gittin. Sonra tabii bunlar çenelerini de tutamıyorlar. Hepsi kahraman ya. Bir tanesi diyor ki abi diyor Rusya olmasa diyor drone bile uçuramazdık. Hadi buyurun. Onun için hiç uğraşmayın kardeşim. Hiç uğraşmayın. Efendim İsrail lobisi ABD'yi ele geçiyor. Bak bu enteresan. Cemaat gibi ha bunlar da. ABD dış politikası tamamen İsrail'in emrine verdi. Trump yönetimi İsrail'in Filistin'deki işgal ve katliamlarını eleştiren Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldı. ABD'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Nikki Haley konseyin kronik İsrail ön yargısı var yorumunu yaptı. ABD İsrail için daha önce de UNESCO'yu terk etmişti. Evet, Türkiye gibi aynı. Soruyorum, İsrail'i sevmiyorsunuz değil mi? İsrail'den nefret ediyorsunuz. İsrail çok kötü. Kudüs bizim canımız değil mi? Kudüs için her şeyimizi veririz. Ya, ölürüz. O bizim kutsalımız. Amerikan elçiliği orada. Hadi kardeşim gidin çıkarın. Kudüs'ü ziyaret et. Kudüs'teki Filistin devletinin başkanını Kudüs'te ziyaret et. İsrail'den izin almadan. Hadi bakayım. Gazze'ye git. Bu kadar basit.
Ya hani bu çok güzel bir deyimdir bu. Halep oradaysa Arçın burada. Bakın bize hep Halep anlatılıyor. Ben Halep'teyken. Burada kardeşim yap. Kafamı bozma, kapatırım İncirli'yi. Kapat. Kafamı bozma. Münbiş'te bir tane Amerikalı bırakmam. Bırakma. Fransızlar geldi. Fransızlar. Ağzını açabiliyor musun? Ey Macron, boyuna posuna bakmadan öyle konuştum falan. Öyle konuşmadı mı? Sesimizi dedi yükselttik dedi. Frekansımız yükseldi. Sana ne cevap verdi? Al işte verdi. Sınırımızda bir de Fransız askeri var. Geçsene. Membiç'e girsene. Çok basit. Ey ahali, söyleyin bunu mitinglerde. Hani o böyle hulo bağırıyorsunuz ya. Afrin'e girdik mi diye sor. Girdik diyorlar. Amerika'da diyor ki hayır diyor. Biz onlara dışarıda gezme izni diyor. Bak izni ya, böyle bir aşağılayıcı bir şey olabilir mi ya? Bin yıllık devlet ya burası. Ve bana gelmiş orada Amerikalı bayrağını dikmiş. Diyor ki sana da izin verdim gez diyor. Çık dediğin an çıkacaksın kardeşim. Bu iktidar döneminde değil miydi? Bush get out dedi. Operasyon yapıyorduk. Haklı operasyondu o. Get out dedi. Kış şartlarında bütün asker geri çekilmedi mi? Ağzını açtın mı? Çuval geçirildiğinde açtın mı? Bu millet bunları niye görmemek istiyor? Her şey aynı yerli yerinde duruyor. Amerika ile bütün ilişkileri, İsrail ile işte soruyorum. Mitingde biriniz bağırsanıza İsrail'e kimin gemileri gidiyor? Kimin gemileriyle İsrail dünyanın her yerinden ülkesine mal taşıyor? Türkiye'de herhangi bir armatör, efendim İsrail'e mal varmış götüreceğim diyebiliyor mu? Açın sorun armatörler derneğine. Ya da deyin ki İsrail'e 10 ton pirinç göndereceğim. Hangi geminiz müsait? Bakalım ne diyorlar. Ya Allah aşkınıza ya, bu bize bu kadar artık salak muamelesi yapılmasın. Kendinize de yaptırmayın. Bu kadar basit. Kandil'deki lider takımını hallettik diyor burada da. Aferin. Neyi? Kimi hallettin? Yok. Yani bununla oy mu alınacak bilmiyorum. Herhalde böyle düşünüyorlar. Yani eğer buna bakıp da vatandaş helal olsun, Kandil'dekileri hallettiler, o halde oyumu vereyim diyorsa bir arıza var, sağlıksız bir durum var demektir. Yaşasın, öldürdük, verelim bunlara. Membiç'te Mehmetçik huzuru. Ya Membiç'e girmedin, ne huzuru kardeşim? Hep bak yalan dolan, ABD ile uzlaşma çerçevesinde bak. Ya ABD dediğin 10 bin kilometre ötede bir ülke. Gelmiş Suriye'yi işgal etmiş o bölgeyi. Ve o bölgede sana diyor ki hadi sen de gez. Sen de diyorsun ki ABD ile uzlaşma çerçevesinde Münbiş'te devrige gezmeye başlayan askerlerimizi yerel halk bağrına bastı. Niye? Niye bassın? Ne oluyordu orada? Yani orada geldin, düzeni mi değiştirdin? Yönetimi mi devraldın? Ama işte aptal muamelesi yapılıyor ya hepimize. Bidon kafalı, teneke bidon kafalı ya da neydi o? Teneke adam mı? Bir şey diyordu ya. Onu yapıyorsun. Bak Suriye Aşiretleri Konseyi Senato Başkanı imali aşiretler bir kere. Ne? Türkiye'nin Münbiç halkı için yaptığı çabalardan umutluyuz. İnsanların yüzleri gülüyor. Türkiye bizleri topraklarımıza baskı altında tutan PKK PYD'den kurtarıyor. Allah Allah. Ya fotoğrafı bir aşağı doğru iner misiniz arkadaşlar? Fotoğrafı bir gösterin. Şimdi bak gelin biraz daha indir. Bu ama bu hangi gazete? Ha indir biraz daha. Hah. Şimdi bak alttaki fotoğraf. Şimdi Münbiç halkı bağrına basıyor. Ya arazi kardeşim. Bana Münbiç'in içinden fotoğraf geçin. Türk askerinin varlığını desteklediğini belirten Münbiç kabilelerinden Bekare. Kabilemize bağlı aşiretler uygulamanın, ya şuraya bak, kabileler, mobileler, Allah'ım ya Rabbim. Hızlandırılmasını bekliyor. Güvenlik sağlanınca siviller korunacak, altyapı tekrar inşa edilecek. Böyle bayraklar, bunlar da monte de olabilir ha. Böyle bütün hepsine bayraklar koymuşlar. Arazide Münbiç halkı şey, ya kandırmayın. Yok böyle bir şey. Ha efendim olmama, yani üzülüyor muyum? Bazıları var öyle saçma sapan. Ne o, senin canını mı yaktı? Ya yakmadı, yalan söylemeyin. Amerika'nın himmetini de iş çeviriyorsunuz. Bunu kahramanlık gibi anlatıyorsun ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını yerle bir ediyorsun. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri 2000 yıllık ordu kardeşim, 2000. Onurunu bu kadar ayaklar altına alamazsınız siz. Bunu yapamazsınız. Membiç'te destan, Afrin'de destan, yalan dolan. Yok. Hallettik. Al burada da. 2500 PKK'lı alaka. Ha bu da şey Türkiye. Efendim hani deniyor ya Kandil'de kimse yok falan. 2500'ü orada. Tamam abi, atın napalmleri hepsi ölsün. Bu kadar. Bölgeyi ağ gibi örüyoruz. Adım adım hedefe. Ne hedefi? 30 yıldır neden yapmadın da şimdi neyi yapıyorsun?
Yok diyorlar abi, yok. Burada adam kalmamış. Tepelerine biniyoruz, o da burada. Yani bununla gidiyor bütün şey. Ve eğer o Ankara kuşuyla da seçim kazanılacaksa helal olsun valla. Bir şey diyemiyorum. Şimdi yeni reklam filmi, dün şeyini yaptılar televizyonlarda. Efendim saat 9'da AKP'nin yeni reklam filmi geliyor. Aa, hemen ben de açtım, bekliyorum saat 9 olsun da yeni reklam filmi. Acayip bir şey. Şimdi bakın, Tayyip Erdoğan'a birileri demiş ki efendim siz çok güzel şiir okuyorsunuz ya. O da buna inanmış, şiir okuyor. Çünkü bir şiir yüzünden hapse girdim diyor ya, hani işte minareler süngümüz, şeyimiz, kılıç oklarımız, öbürü miğferimiz, şu bu falan bir şiirden dolayı diye. Hep şeyini yapıyorlar ya, zannedersin ki ömür boyu hapis yatmaya mahkumdu da kurtuldu. Hepsi 4 ay ha. Hapis hayatı da o ama 400 yıllık hapishane anısı dinliyoruz böyle. Şiir okuyor. Oradan uçuyor. Bir kere bir şey söyleyeyim mi? Salak muamelesi yapıyorsunuz ya halka. O reklamdan hiçbir şey anlamaz. Anka kuşunu anlatman lazım. Nedir? Kendi küllerinden doğan. Sonra niye küllerinden, neden doğuyoruz ya? 15-16 yıldır bu ülke fevkalade yönetilmiyor mu? Türkiye 3 kat büyümedi mi? Her şey harika değil mi? Bu küllerinden doğma nereden çıktı? Ha, işte oraya biliyor musunuz? Cumhuriyeti yıktık. İslam Cumhuriyeti'ni çıkarıyoruz. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Ve ikinci turdaki bütün şeyleri de o. Umutları da o. Halka gidecekler camilerden. Müslümanlar iktidarda. Aman ha, Müslümanları iktidardan indirmeyin. Bak tamam, biz ettik, siz etmeyin. Bir sorun kardeşim. Sen gecekonduda otururken saraylarda oturanları sorun. 11 tane uçak, 300 tane makam arabası, 3000 koruma, 1500 yakın koruma. Neden bahsediyorsunuz ya? Mükerrer Öv fotosu yalan çıktı diyor. Aa, gözaltına alındı, olay çözüldü. Buyurun, bir tek burada var. Belçika'da yaşayan Şengül Erdoğan fotoğraf paylaşıp iki kere oy kullandığı algısına yol açtı. Muhalefet AK Parti'yi suçladı. Başsavcılık el koydu. Kadının Brüksel'deki pusulayla sadece fotoğraf çektirdi. Oyunu ise İzmir'de kullandı, anlaşıldı. Yok ya. Ya Allah'ım yarabbim. Bak Süleyman Soylu İçişleri Bakanı çok büyük laf etmiş gene. Afrin'den önce rotamız Kandil'di. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, biz Kandil'e Afrin'den önce gidecektik. Batı Afrin'de yeni bir tezgah kurmaya başlayınca rotayı Afrin'e çevirdik. Oh, helal olsun be. Vallahi billahi bravo ya. Bak tam Kandil'e gidiyormuş fakat uyanmışlar. Batı Afrin'de bir şey yapacak. Bak girdik oraya, bitirdik diyor kardeşim. Ya kargalar gülüler diyorum ama onlar bile vallahi gülmezler. Kargalar bile gülmez artık. Afrin'e girecekler. Batı oyun oynuyormuş orada. Atın kardeşim Batı'nın bütün şeyleri. Kes ya, kes. Kes ilişkilerini. Niye İngiltere'lere gittin, yalvar yakar oldun o zaman? Mehmet Şimşek'e bir sorun bakalım, kimlerle görüşmüş? Niye senin en güvendiğin iş adamların, milletin ağası diye konuşan adamların gidip Londra'larda sokaklar alıyorlar? Londra'da AVM sahibi siyasetçi var mı? Kim var mesela? Onları araştır be, İçişleri Bakanı. Yani Afrin'de bir operasyon yapacaklar. Bir uyandık girdik. Yok ya. Şimdi de Münbiş'te mi bir operasyon yapıyorlardı da oraya girdin? Rabia, 4 gün kaldı, sabredin. Güzel söylemiş sabahleyin. Artık ben de böyle son 2 güne gittim. Yarın son. Yarın son kez burada konuşacağım. Ondan sonra seçim sonrasını konuşacağız zaten. Evet, bugünü burada bitirelim. Yarın sabah 7'de gene nasılsa birlikte olacağız. Seçim öncesi son değerlendirmeler, son konuşmalar, son manşetler, son yorumlar olacak benim adıma. Ondan sonra da pazartesi sabahı bakalım ne manzarayla karşılaşacağız, görürüz. Evet, yarına kadar hepinize iyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.